Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim, 4 yıldır Adnan Hoca'nın yanında olduğunu iddia eden anne Gülay Hanım'ın açıklamalarına kızından yanık gecikmedi. Damla'nın açıklamalarını az sonra canlı yayında izleyeceksiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum. 4 yıldır Adnan Hoca'nın yanında olduğunu iddia eden anne Gülay Hanım'ın açıklamalarına kızından yanıt gecikmedi. Kızı Damla'nın açıklamaları birazdan. Şimdi hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Yaşar Alptekin, sevgili kardeşim Yaşar Alptekin burada. Ve sevgili araştırmacı, yazar hocam Serkan Tekin burada. İyi ki bizimlesin. Sana soracağım, sana danışacağım çok şey var bugün Serkan'cığım. Ve bugün dedim ki programı Sezen Aksu'nun anneme olan düşkünlüğüne ilişkin benim için bestelediği şarkıyla programı açtım. O hani yaşımız ne olursa olsun kuyruğumuz sıkıştığında annem deriz ya, annem. İzmir Bornova'da ilk eşinden gördüğü şiddet nedeniyle boşanan 4 çocuk annesi Ferdane Çöl, 28 yaşında, çok genç. Çok genç, onu kaybettik. Annesi burada, kız kardeşi burada. Programın başında şarkıyı söyledikten sonra size dedim ki televizyon programlarındaki, televizyondaki haberlerden sonra bir taneye demiş ki bu kadın cinayetlerini gördükten sonra acaba benim sonum da böyle mi olacak? Evet, öyle dedi. Ne dedi? Mikrofonlara ses istiyorum. Ne dedi bir tane? Ablam son zamanlarda bu televizyon programlarında çıkan kadın cinayetlerini çok izliyordu. Zaten avukatı tarafından koruma talep etmişti benim ablam. Koruması da onaylanmıştı. Elinde belgeleri, her şeyi vardı. Ölmeden bir hafta önce bir haber izledi. Yine Ankara'daydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Koruma talebi olmasına rağmen öldürüldü kocası tarafından. Ve benim ablam dedi ki, akşam çay içiyorduk, çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki, bir daha dedi, ben bu korumayı aldım ama dedi, acaba ben de böyle olur muyum dedi. Bu sefer ben korunabilir miyim dedi. Ben de dedim ki, ne saçmalıyorsun sen dedim, manyak manyak konuşma dedim. Tabii korunursun dedim. Biz varız dedim, polisler var dedim, herkes yanında senin dedim. Tek bir yere gitmiyorsun ki dedim, sana hiçbir şey olmayacak dedim. Peki, ekran başındaki değerli izleyicilerim ve buradaki sevgili konuklarım, kadına şiddet inanılmaz derecede sürüyor. Üstelik de her türlü önlem devlet tarafından alınmış olmasına ya da her türlü önlemin ve kadınları korumak adına sağlanmış olmasına rağmen benim hep bir lafım var. Bir adam bir şeyi kafasına koyduysa ne olursa olsun yapar. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. İlk önce veterimizi izlettireceğim. Sonra üzerine konuşacağız. İzleyin. Onların geldiğinde benim bacım yaşıyor mu? Yardıma söylüyorum demiş. Yaşıyor mu? Tamam benim bacım. Nerede şimdi bu koruma? Televizyonda görüyordu. Ben de böyle olur muyum acaba diyordu. Nerede şimdi bu koruma? Yani inanılır gibi değil. Dün geçmiyor ki böyle haberler gazetelerimizde ya da haberlerimizde. Ne yapılacak? Tamam, devlet bir karar alıyor. Uzaklaştırma veriyor. İşte koruma veriyor. Bunu geçtiğimiz günlerde de söyledim sevgili Serkan Tekin hocam. Dedim ki bir insan bir şeyi kafasına koymuş da ne yaparsan yap bunun önlemini alamazsın. Mühim olan bu hasta insanların hastalığını daha önce keşfedip bunları tedavi etmek. Evet. Şimdi bence bu bence bunun çözümü yaklaştırmama, uzaklaştırma ya da işte efendim bir sürü kararlar değil. Bunun çözümü ne biliyor musunuz? Bu adamları hemen toplayacağım. Hemen toplayacaksın. Kadın sana ya da aile efradından biri bu adamla ilgili şikayette mi bulunuyor? Topla bunları. Topla. Bırakma. Al bunları.
Nereye alıyorsan al. Ya tedavi ettir ya bir şey yap. Yok yaklaşma, bırakın bunlar geçti. Yaklaşma ne be, bunlar anlar mı yaklaşmamaktan? Ne anlıyor bunlar? Yaklaşmayı anlamıyor ki. Ben çok iyi biliyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim, çok sevdiğim bir arkadaşım kocasının için yaklaşma kararı aldı, aldırdı. Bir şekilde gene gitti oraya. Gene girdi. Evet. Nasıl dedim karar var? Girdi dedi. O kararda efendim onun araması lazımmış. Şu anda buraya geldi. Evet. Evet. Böyle bir şey var mı? Toplayın bunları. Topla. Bir yere kapa. Kapatın bunları. Ölen geri gelmiyor. Ölen geri mi geliyor? Öldürülen geri mi geliyor? Bana bugün dediler ki içimiz yanıyor. Gene mi bu haberler? Gene bu haberler. Bitmez. Bitmiyor ki ben bitireyim. Ben nasıl bitiririm? Böyle bir misyon var benim sırtımda. Böyle bir misyonum var. Sen sesimizi duyur diye geldi işte Sula Hanım. Ve bir tane rahmetlinin anneciği ve ablası. Sen bu işi doğru dürüst yaparsın diye. Evet ben yaparım. Onlar çünkü bana güvendi. Tıpkı sizin güvendiğiniz gibi. Demek ki eve yaklaştırmama. Adam zaten kafayı kırmış. Ne eve ne diyorsun be? Anlar mı bundan? Ne yapacağız? Buradan büyüklerimize sesleniyorum. Eve yaklaştırmama yok bilmem ne. Ayağından bilmem ne yapacağız da zincirle onu nereye gideceğini. Bırakın bundan Allah aşkınıza. Bu adamları toplayın. Bu adamları tedavi edin. Tedavi edin. Ve de bırakmayın. Yani burada enteresan hastalıklar var. Gitti canım gibi kız. Gitti 28 yaşında daha. 28 yaşında. Günah. Üç tane mi çocuğu var? Dört tane. Dört tane çocuğu var. En büyüğü yanık, komple yandı. En küçüğü bu Sedat'tan olan da kalp hastası. Bebek, bir yaşında. Ameliyat oldu. Ameliyat oldu. Bir de rahmetli kadıncağızın dezavantajı kıyamam. Kaderine de bakın. İlk eşten dayak yüzünden ayrılıyor ama ölümü ikinci eşten oluyor. Kadının kaderine bakar mısınız? Ne kadar sahipsiz bizim kadınımız ya. Bu programları bu yüzden yapıyorum. Hiç kusura bakmayın. Yapacağım. Yapacağım. Bu nasıl bir kadersizlik? Allah aşkınıza böyle bir şey var mı? Biri sizi öldüresiye dövüyor. Dayaklarından kaçıyorsunuz. Ve başka bir evlilik yapıyorsunuz. Sonunuz ondan oluyor. Ve kız kardeşiyle konuşmaları şöyle. Televizyonlarda izlediği kadın cinayetlerinde dönüyor diyor ki benim sonumda böyle sen anlatır mısın bir tane? Televizyonda izledi işte son ölmeden bir hafta önce izlemişti. Ankara'daydık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yine koruma talebi olmasına rağmen bunun da devamlı o kadının da devamlı kocası gidip rahatsız ediyormuş. Ve en sonunda öldürmüş. Koruma talebi varmış. Yaklaşmama kararı varmış kocasının kadına. Televizyonda izliyorsunuz İzliyoruz, beraber. Evet izliyoruz. O program öyle görünürken biz de konuşuyoruz. Çay içiyorduk ablamla akşam. Ha. Dedi ki bir tane dedi. Ben bu kararı aldım ama dedi. Bu korumayı aldım ama dedi. Şuraya Kleenex koyun. Bana ya dedi benim sonumda böyle olursa dedi. Ya bana bir şey yaparsa dedi. Ne biçim konuşuyoruz? Yani biz varız dedim. Anamlar var dedim. Polis var dedim. Sen de bunlar gibi değilsin. Biz seni yalnız bırakmıyoruz ki dedim. O kadınlar tekti dedim. Ah kıyamam. Biz varız bak, senin yanında dedim. Dinliyor musunuz? O da dedi ki valla öyle bir devir ki artık dedi polisine de güvenilmiyor, devletine de güvenilmiyor dedi. Güvenilmiyor dedi, değil. Dedi, yani korumak çok başka bir şey. Arkadaşlar yani koruma böyle olmamalı. Yani devletimiz bunun evet. Önlemini almalı. Şöyle ki toplasınlar bu adamları. Toplasınlar. Ablam dedi ki koruma talebi nasıl koruma talebi dedi. O adam benim kapıma gelecek, kırtlağımı bıçağı da yiyecek dedi. Beni öldürüyor, gelin mi diyeceğim dedi. Onlar gelene kadar zaten beni öldürürler tabii. Ki dedi. Ve öyle de oldu. Ve ablamın dediği de çıktı. Biz çağırdık polisi. 155'i çağırdım, ablamdan endişe ediyordum. Telefonun içeride gördüm. Sesini de duydum. Ev karanlıktı, ablamın üstü siyahtı, ablamı göremedim. Ben dedim kesin ablam içeride. Çünkü daha önce de kocası buna teşebbüs etti, öldürmeye kalkıştı. Ablamın kolları, ellerin içi yaralanmıştı, korumuştu kendini. Ablamın 7 peki madem ki daha önce de böyle bir şey yaşadı,
Bir tane niye ayırmadınız? Niye sahip çıkmadınız? Ayrıydı bak zaten. Biz senin yanındayız, sahip çıkıyoruz diyor musunuz ama? Ayrıydı. Ablam yine ayrıydı. Evine geldi. Evini bastı bizim haberimiz yokken. O bıçaklamayı... Kim bastı? O kocası. Adam. E bastın vermeyin kızı. Vermiyorduk ki. Ayrılıyor diye zaten. Tazminat ben davasında kaldı diye. Ben anlatabilir ablam miyim? Alacaktı. Ne dedin Suna Hanım? Ben anlatabilir miyim? Anlat hayatım. Bu yavrum bu kocası yine çocuğunu istemediğine, ilk kocasında olan yaralı çocuğunu istemediğinden ayrılmaya kalktı. Adam mı istemiyor? Adam istemedi. Benim i̇lk, çocuğum ilk kocadan bir çocuğu. İlk kocadan bir değil, üç tane yaralı büyük oğlu. Bir oğlu vardı ilk kocasında, yaralı yanık vücutu buraya beraber. Komple. Hı. Komple yaralı. Çocuğa özürlü aylığı veriyorlardı. Çocuğun da bu sıra parası kesildi. Para kesilince istemedi çocuğu. Çocuğu istemeyince ayrılmaya kalktılar. Dedi ya çocuğu ya ben deyince, kızım da dedi ki ben çocuğumda vazgeçemem, çocuklarım için yaşıyorum ben dedi. Benim kızım. Önce de çıkmıştı o çocuk yanınca televizyonlara. Yardımlarına 10 milyar parası vardı, kızımın parasını da yedi. Yardım verilen paralarını yedi. Devlet yardım veriyordu. Şimdi bu öldürülen kızınız televizyona çıkıp yardım mı topladı? Evet. Çocuğu yanınca yardım yeğenim topladı öldü, kızım. Yandığında sen sus ben konuş. Yardım alıyordu ablam. Yardım evet. Alıyordu benim çocuğum devlette. Onunla evlendiğinde. Onunla evlenince devlet memuru diye geçiyor o yurt çocuğu. Aylığı kesildi. Aylığı kesilince çocuklarım istemedi. Kızımın çocuklarını. İstemeyince kızım dedi ben çocuklarımda vazgeçmem, çocuğum sakat dedi. Bir çocuk da ondan doğdu. O çocuk da 3 günlük ameliyat oldu doğunca, o da kalp ameliyatı oldu. Kalbi tıkandı. O sebep de kocasının dayısının yüzünde. Kızım intihar etmeye kalktı. Oğlan almış götürmüş sorun evde. Namusumda oldum diye kızım intihar etmeye kalktı. İlacı içti. O çocuğun sebebi de dayısı oldu. Oğlanı. Niye öyle oldu? Oğlanı. Ne oldu? Namus şeyi neydi ki kızı intihar etti? Sevmiyorlardı ablamı. Hiç istemediler. Kızı istemediler. Hiç istemediler. Niye? Evlendiği bir günde. Niye? İkinci evliliği. Onu da anladım. İlk eşi benim onu ablam. Onu da anladım. Süt Ferzanesi. Ablamın onu da ben anladım. O da anlasın. Sen de anlasın. Kredi kartlarıyla para çektirmişler oğlana. Oğlanın ayrı ayrı kredi kartları vardı. Kızımın haberi olmayarak evlendi onunla. O paraları hep kızım ödedi. Dayısı o paralara benim kızım engel oluyordu, verdirmiyordu. Çocukla ne çekmiş kızınız ya? Benim çocuğum niye bu kadar çekti bir tane? Yedirmiyordu, neydi? Parasını yedirmiyordu. Namus dedik, biz namus dedik. Ayrılma yavrum, ayakkabısı kapımdan ne olsun. Ne kadar yanlış dedi. Değil mi? Evet. Seda abla. Yanlış mı Suna Hanım söyle. Yanlış olduğu yanlış. Su. Yanlış. Evet. Çocuk gitti yanlış oldu diyorsun. Evet. Kız gitti. Çocuğum gitti. Gitti çocuğumu ama. Çocuğumu ama biz vermedik oya. Kendi severek evlendi. Ay yapmayın olsun. Kendi ne severek olsun. Evlendi. Yapmayın. Çocuklarıma ya, bakacak severek evlendi aldandı. Diyorsunuz sonra kızlar böyle öldürüldükten sonra diyorsunuz ki yaptığımız yanlışmış. Ne olursa olsun evlatlarınızı dinleyin ne olursunuz. Ya ben bu ortamın içinde büyüdüğüm için bu kadar etkileniyorum ve duygulanıyorum. Bu travmaları 20 yıldır yaşıyorum ben ya. Duvardan duvara vuruluyor gibi oluyorum. Bu her haberleri okuduğumda her... Kendi bırakmadı. Kim? Kendi kızım bırakmadı. Ne olursun siz ama siz böyle etince o da ne yapsın oraya sarılıyor. Kendi bırakmadı onu. Çocuklarıma bakacak dedi. Evlenme çok yavrum dedim. Onu. Çok. Evlenme bununla dedik. Hepsimiz karşı çıktık. O kendi istedi. Gayni mıydı benim? Seviyordu. Marazi aşklar. O çocuğun babalığı, o çocuğun babalığı benim kocamın övey amcasıydı. O çocuğun aklına giren benim kocamın övey amcasıyla dayısı Burhan İpek oldu. Evet, Eksan Maviş, Burhan İpek benim çocuğumu öldürttüren. Onlar azmetti. Oğlan da seviyordu, kız da seviyordu. Onlar karşı çıktı bunların evliliğine. Sadece Seda abla bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Sadece benim ablamı o bıçağa sokan mı katil oluyor? Azmettirenler? Kesinlikle suçlu. Benim neden çocuğum, onlar kesinlikle. Dışarıdan, neden gözümüzün önünde? İçine baka baka yok, bu söyledikleriniz ihbar sayılıyor. Benim hiç merak çocuğumu etmeyin. Kendi öldürmedi olan ihbardır. Öldüttürüldü benim çocuğum. Eksan Maviş, Burhan İpek arabayla takip edelim. Niye öldürtsünler çocuğumu? Para için. Ne nafaka ne? İstiyor. Benim ablam boşanma nafaka davası istiyor. Açtı ya. Ha. Ablamın bir yaşında kalp hastası bebeği var. Evet. Onun aylık geliri 500-600 milyondan fazla o bebeğin. Özel mamalar kuruyordu bilmem neydi bebeğinki. O da bunu talep etti. Ablamdan nafaka evet. Bunu talep etti. Evet. Peki adamın bunları ödeyecek durumu mu vardı? Var ki memur. 1,5 milyar maaş alıyordu kocası. Ne onu istedi o da. Bunun dayısıyla, bu katilin dayısıyla üvey babası benim ablamı parayı alacak diye
Benim ablama bu oyunu yaptılar. Daha önceden benim abimin evini bastılar. Abim bıçaklattırdılar. 20 kişiden fazlaydı. O zaman şikayetçi olmadınız mı? Olduk. Abimi cezaevine attırdılar ama. Pislikler. Kendileri kendilerini bıçakladı. O üvey dayısı babasını bıçakladı. İhsan Maviş'in oğlu, üvey oğlu. Abimi içeri attırdılar bahaneyle. Cengiz bıçakladı dediler. Ondan sonra biz dedik ki Cengiz değil. Çünkü Cengiz'in elinde bıçak yoktu. Benim abim tekti evde. Gece saat 1.30'da abimin evini basıyorlar. Abimin 1.5 yaşında kızı var. Evet. Onun bile camından bacakları hep kesilmiş. Evin içi taşlardan bilmem nelerden. Peki kısa bir ara devam edeceğiz. İnanılır gibi değil. Dikkatle dinleyin ve izleyin efendim. Evet sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim. İlk eşi dayak atıyordu. İkinci eşi ise öldürdü. İzmir Bornova'da ilk eşinden gördüğü şiddet nedeniyle boşanan dört çocuk annesi Ferdane 28 yaşında. Daha çok gençti. Solduruldu. Yine şiddet nedeniyle boşanmak istediği kendisinden 5 yaş küçük İkinci eşi Sedat Çöl tarafından boğazı kesilerek ve 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Hunharca bir şey. Bir insan nasıl boğazı kesilerek ve 17'ye nasıl bir kin, benim aklım almıyor. Hiç yabancı değilim. Onun için bu konulara çok sahip olabiliyorum. Bu konuların o kadar içine giriyorum ki hiç yabancı değilim. Mahalle kültüründen geldim. Her zaman da bununla gurur duydum. Mahalle kültürü, mahalle terbiyesi aldım ama o mahallenin çok başka yüzleri de vardı. Kendi babamdan da gördüm. Allah rahmet eylesin. Komşularımızda da gördüm. Vardı. Yani bir yerlere gidiyorsunuz, sonra geride bıraktığınız taraflarda da her şeyin değiştiğini zannediyorsunuz. Ben orada da hiçbir şeyin değişmediğini bilenlerdenim. İşte televizyon haberlerinde kadın cinayetlerini görüp kardeşi bir taneye benim de sonum bunlar gibi mi olacak diyen dört çocuk annesinin acaba ben de mi böyle olacağım diyen dört çocuk annesinin dramını konuşuyoruz. Suna Hanım bir anne olarak anlatıyor. Diyor ki biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bak yavrum anlatayım mı? Anlat annem. Bunlar tartıştıktan sonra gidip kızım mahkemeye veriyor. Mahkemeye verdikten sonra bunun bir oğlan kardeşi var. 2 ay var 18 yaşına. O oğlan kardeşi gidiyor kızımın kapısına. Aç kapıyı içeri adamın gireceğim diyor. Adamın kız kardeşi. Oğlanın. Adamın. Şey, adamın oğlan kardeşi. Adamın oğlan kardeşi. Kapısına gidiyor kızımın. Silah. Aç kapıyı diyor. Aç kapıyı deyince kızım diyor ki sen benim kocam değilsin. Ben kapıyı niye açıyorum diyor. Ha. Kocasına telefon ediyor. Kardeşi diyor eve geldi diyor beni öldürmeye diyor. Oh. Seni kardeşi ne arıyor evimde diyor. Allah Allah. O zamana kadar silahımı alıp geliyorum bekle diyor. Kapıyı açamayınca silaha gidiyor. Silah alıyor, geliyor, camdan doğruluyor. Kızım da tutuyor çocuklarını, alıyor, arka kapıya kaçıyor. Çocuk odasına kaçıyor. Silah atarsa polise telefon ediyor. Ha yani kocası bu kızı öldürmeden önce erkek öldürmeden, kardeşi de kızı... Bak baştan olanı ben sana anlatıyorum. Baştan gelen anlatıyorum. Allah Allah. Dinleyin efendim. Oğlan kardeşi bunu, kızımı vurmaya geliyor. O zamana kadar kız içeride telefon ediyor, polis yetişiyor. Polis yetişiyor, polis çıkar diyor kızı. Oğlan kaçıyor tabii, kaçıyor. O kızımın kocası geliyor. Kocası geldi, bey haber geldi, ben geldim. Bir de kocamın annesiyle bacısı geldi. Polis sordu, tabancayı çeken kim idi, tehdit eden kim idi? Kızım dedi, Muhammed dedi. Kaynım Muhammed dedi. Veya silah çeken dedi. O zaman görümcesi kızımın saçına daldı. Kızımın görümcesi saçına dalınca kocası da kızımın bağzını sıktı. Küçük görümcesi, en küçük görümcesi. Kızımın bağzını sıkınca polis dedi ki böyle kucakladı, gel dedi. Karakola şikayeti git dedi, bunlar seni öldürecek dedi. Evet. Polis aldı götürdü. Şikayet ettik. Şikayet ettik, polis bunu bıraktı, yaşı küçük diye bıraktı. Çocuğu bıraktı. O gece bizim evimizi yaşı bastılar. Küçük polis ne yapsın? O gece bizim evimizi bastılar. Camımızı, kapımızı kırdılar. Yine kızım gitti şikayet etti. Babam o zaman boruma tekti. İstedim. Abim yoktu. He, ne bir tane? Babam evde tekti. Tek erkek oğlum olarak yaşlı. Oğlum yoktu evde. Abilerim yoktu. Babamın evini basmışlar. Karıştırmaktım karışıyor.
O zamana kadar bu ne yaptı? Polise yine şikayet etti. Polis boya komiser telefon numarasını verdi ki bana telefon et bir şey olursa kızım diye. Bunu her gün bastılar her gün. O gün bastı, ertesi gün kardeşi gitmiş eve, kocası, kızımın kocası. Biz telefon ettik polise. Polise telefon ettik ki eve gelmiş oturmuş. Eve giremiyorum, çocuğum acında ölüyor, görpe çocuğum evde. Ben korkuyorum, kocam içeri giremiyorum diye. Kızım polise telefon. 155'e telefon et. 155'e telefon ediyor. Işık kent polisine telefon et diyor. Benim çocuğum oraya telefon ediyor. Orada polis gelmiyor, oraya telefon ediyor, orada polis gelmiyor. Allah. En son cevap geldi ki polis de korkma gir evi otur diye. Yetti canıma dedi, öldürürse öldürsün dedi. Ay. Kızım gitti girdi, ben girme dedikçe girdi içeri. Kızım içeri girdi, ben bunun evindeydim. Evler yakın birbirine. Keşke bırakmasaydın. 6 yaşındaki bir çocuğu kızımın. Keşke bırakmasaydın. Annem öldürüyor, annen ne diye. Çocuğum kaça kaça geldi. Boğazına bıçak dayamış. Yetiştik böyle. Bu geldi, gelinim geldi, ben geldim. Komşular yığıldı bağrımıza. Geldiler ki merdiven arasına sıkıştırmış. Bıçak elinde, kızımı kesiyor. Kızım bıçağı böyle tutmuş. Gördünüz mü onu? Gördük böyle tutmuş. Ev sahibi kurtardı. Biz alamadık elinde. Biz kadınız gücümüz yetmedi. Ev sahibi böyle çocuğumun bazının deri kesilmişti. Elleri kesilmişti, kolları kesilmişti. Ev sahibi kurtardı çocuğumu. Yine gittik şikayet ettik biz. Bunları yine bıraktılar. Yine boğazına yapışmıştı, yine boğazını yine keserek öldürmüş. Yine boğazı kesildi, bıçağına kolları kesildi, elleri kesildi. Ve yine boğazını keserek öldürmüş. Evet bak anlıyorum ben sana. Bu yarayına çocuğumu bıraktılar, o çocuğu da bıraktılar. Mahkeme bundan şey olacak, sonradan alacak, içeri filan dediler. Aile çeşitli. Çocuğum bundan korktu, ikinci darbeyi yedi. Bir silahına, bir bıçağına basılınca tabii korktu. Çocuğum benim yurda gidecekti. Sığınma evine gidecekti. Sığınma evine karar almış, gitmiş, yerini bulmuş. Evet. Çocuğum abisi eve çağırdı. Bu gece bende yat dedi. Çocukları getir, göreyim çocukları dedi. Sabah dedi, ben dedi, arabamına bırakayım seni dedi. Yarın bırakayım arabamına bacım dedi. Oğlum evine çağırdı. Oğlum evinde davet etti, yemek yedirdi, sohbet etti. Kaderi buymuş dedi, ağladılar, konuştular. Gece 1:30-2 arasında oğlumun evi basıldı. Allah Allah. Toplanmışlar. Bu ne ya? Babalığım, babalığım, övey kardeşleri, kendi kardeşi Sedat. Dayısı. Dayıları Burhan. Hepsi bir oğlumun evini bastılar. Oğlumun evini basınca bu camlar niye kırılıyor diye. Kapıyı açınca Ferdani'yi bize vereceği dediler. Oğluma. Ferdani işte. Oğlum ben niye vereyim kardeşimi size dedi. Oğluma hepsi bindi. Oğlumun bir 18 yaşında çocuğu var. Onu vurdular, baydılar. Oğlum çocuğuna sarılınca hepsi oğlumun üstüne bindiler. Allah Allah. Oğlumun iki yerinde, sırtında, buralarında yaraladılar oğluma. Bıçak vurdular. Kalbine giriyormuş abime. Oğlum yere düşünce Eksen Maviş dediğim benim kocamın amcasına bıçak... Niye polis çağırmıyorsunuz? Çağırdık. Oğlumu bıçaklayanın... Geldi ne yaptı? Bak anladım. Oğlumu bıçaklayanın tutup da bıçakladan Eksen Maviş'e oğlum düşünce sallayınca bıçağı oğlunun bıçağı değdi Muhammed'in. Sedat'ın kardeşinin. Sedat'ın ha? Kardeşinin. Ondan sonra onlar dediler ki bizi bıçaklayan Muhammed değil, Cengiz bıçakladı bizi dediler. Oğluma tuzak kurdular, oğlumu içeri attırdılar. Kızım sığınma evine gidiyordu, çocuğuma engel oldular. O gece de bağırdılar ki Ferdani ölecek. Ferdani ölecek. Ferdani ölecek. Ferdani ölecek. İhsan'ın, dediler. Mavişin kanının yerine kan alınacak. Ferdani ölecek. Kanımın yerine kan alacaksınız diye Eksen Maviş biz bağırdı. Kavga Burhan bağırdı. Unutamamıştık. Burhan'ına Eksen Maviş benim kızımı öldürttüren. O çocuk gidiyordu. Bir dakika, birinin yerine kan alınacak o Maviş dediniz ne? Maviş'e bıçak değdi, yaralandı ya. Değdi. Cengiz bıçakladı beni. Oradaki evinizi basanlar onlar. Basanlar evet. Onlar. Haneye tecavüz var. Evet, oğlumun camları kırıldı. Evin içinde polisler taşları topladı. Evin içinde bıçakları topladı. Kapısında, bahçe kapısında girdiler. Hiç kapıya giremediler. Bahçe kapısından bunu yaptılar. İç kapıyı kilitlediler. Onlardan hiç kimseyi almadılar. Sadece abimi aldılar. O yani ve o günde giderken dediler ki o ölecek. O ölecek. Ferdani ölecek. Ferdani ölecek dediler. Ferdani vardı. Bu işin sebebi. Allah ıslah etsin. Babamıza tövbe dedi. Ya Rabbim, bak bir de tövbe. Büyük oğlu Ayhan. Tövbe ya Rabbim. Babama dedi bu 60 yaşındaki babama bıçak değdi. Ferdani ölecek diye.
oğluyla babası Burhan üçü bağırdılar. Ayhan, Burhan İpek, eniştesi oluyor ya. Şikayetçi oldunuz mu? Evet. Olduk. Olduk. Olduk ama bizim şikayetimiz dinlenmedi. Benim oğlum içeri atıldı. Umursamadılar. Yara var dediler. Eksem mavişte dediler. Seda abla açıkçası o devlet bize olmadı. Hayır, o an bence şöyle bir şey vardır. Bakın orada umursamamak diye bir şey değildir. O mutlaka ortaya çıkar. O an ki deliller onu gösteriyordur. Eksem maviş ağır yaralı zannettiler. Halbuki değilmiş. Bıçak az girmiş. Bağırsak kesik dediler bize. Değilmiş. Onu benim oğlumun üstüne attılar. Benim oğlumu bıçaklayan Muhammed, o Eksem Maviş'e de değen bıçak Muhammed'in bıçağı. Görüyor musunuz? Şiddete bakın ya. Benim deli çocuğum içeride. Nereye gidiyoruz? Ne İnsanlıktan mahrum. Kızım vahşet. Başka bir şey değildir Seda. Bu nasıl bir şey? Vahşet bu. Başka bir şey değil. Oğlum içeri ben artık ne istiyorum biliyor musunuz Serkan Tekin? Evet. Cuma namazlarında fetva verilsin. Nereye gidiyor bu toplum? Ne oluyor? Bırakın abuk subuk fetvaları. Bu fetva verilsin. Kadınlarınıza sahip çıkınız. Kadınlarınızı incitmeyiniz. Kadınlarınıza böyle davranmayınız. Bakın Seda Hanım, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Erkekler fiziken kadınlardan daha güçlü yaratılmışlar. Ve Allah erkeklere sesleniyor. Bunu diyor, kötüye kullanmayın diyor. Merhamet tarafını, şefkat tarafını ağır bastın diyor. Biz güçlüyüz diye kadınlara zulmetmeyin diyor. Onlara kötü davranmayın diyor. Şimdi bakın, cinayet olmuştur. Suçsuz yere, sebepsiz yere mazlum olarak bir insan öldürülmüştür. Ne diyor bizim kutsal kitabımız? Dört çocuk annesi hocam. Evet, dört çocuk annesi. Yani o dört çocuk da aslında manen öldürülmüştür yani. Hayatları öyle perişan edilmiş. Ve bundan sonraki hayatlarında onları bekleyecek olan o güzel gelecek anne sevgisi tamamen ellerinden alınmıştır. Ne diyor? اَنَّوْ مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Her kim ki bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah böyle diyor. Bir insanı kim öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi bir suç işler. Ve şimdi ben dinliyorum bu teyzeden. Bu olay olmadan önce defalarca ev basılmış, bilmem efendim, evet, haneye tecavüz edilmiş. Bir ay devam. Allah Allah. Ama hep karakolluk olmuşlar, polislik olmuşlar sevgili hocam. Yani bu nasıl Allahsızlık? Bu nasıl bir Allah tanımazlık? Evet, bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir aile? Hadi çocuk Ferdane'nin kocası böyle bir yolun içinde hasta ya da sapkın ya da ne bileyim ben canım ya da psikopat yani ya Seda da Hanım, şizofren. Seda Hanım. Aile nasıl böyle bir şey? Tabii nasıl işte oluyor? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi bazı bu tür olaylarda birisi zulmettiği zaman, yoldan çıktığı zaman ailenin ona destek olmaması lazım. Onu frenlemesi lazım yani. Aslında bahsettiği ailenin onu frenlemesi lazımdı. Bak frenlemediler, ne oldu? Şimdi hem o çocuğun hayatı mahvoldu, cinayeti işleyenin hayatı mahvoldu. Hem Allah katında katil damgasını yedi. Evet. Hem de mahpusa düştü. Ve hem de dört tane çocuk annesiz kaldı. Ne yapayım, neye yarar? Yani ben burada şey 28 yaşında gencecik bir anne gitti be. 28 yaşında ya, yapmayın. Dört tane çocuk kaldı. Baba cezaevinde, anne mezarda, dört tane çocuk. Ne yapayım? Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilemiyorum. Yani benim buradan hükümete çağrım bence uzaklaştırmayla bilmem neyle olmaz. Olmuyor. Bu adamları toplayın. Alın bir yerde tutun. Tutun. Bilemiyorum yani bu öfke kontrolü nasıl olur? Belki daha önemli şeyler geliştirirler. Seda ablacığım, şunu konuşmamız lazım her şeyden önce. Sivrisineği öldürmekten ziyade bataklığı kurutmamız lazım. Bataklığı nasıl kuruturuz? Bunun çeşitli alternatifler var. Birincisi sizin dediğiniz gibi cuma vaazlarında kesinlikle fetva verilsin. Fetva verilmesi lazım. Çünkü hazır o kadar erkek varken, çok itibar ediyorlar. Erkekler varken ben inanıyorum. Bakın, bütün imamlara sesleniyorum buradan. Özellikle erkeklerin cuma namazındaki fetvalara çok önem verdiğini ben biliyorum. Allah aşkınıza
bırakın aptal saptal şeylerin mesajını vereceğinize, şu kadın erkek ilişkileri, bu kadın cinayetleri konusunda fetva verin. Bu erkeklere özellikle öfke kontrolünü fetvalarda öğretin. İkinci olarak dinlerler da sizi, ben inanıyorum. Ne olursa olsun inanıyorum. Ve yani bir şekilde kafalarının bulanacağına en inanıyorum. Yani Seda Hanım, açıkçası şöyle, vaazlarda bu tür fetvalar veriliyor ama yeteri kadar verilmiyor. Acaba yani, hayır, bir de bir şey var Serkan Hocam, özür dilerim sevgili kardeşim Yaşar. Hı. Acaba diyorum hani devlet olarak bazı şeyler yapıldığında bu adamlar hani böyle tahrik oluyor da, acaba fetva olarak yapıldığında hani yani daha bunu, bir ne bileyim Allah'la baş başa kalmak, ne bileyim hani vicdan ben hep ne diyorum, vicdan içimizdeki Allah'ın sesidir, vicdan evet. Unutmayın, içinizde arayın Rabbimizi, içimizde bulacaksınız. İkinci olarak da evlilik kurumları, evlenecek olan kişilere, belediyeler, ben sana evlilik cüzdanı vereceğim ama bir ay seni evlilik kursuna tabi tutacağım deyip uzman psikologlar tarafından şey. Peki. Yönlendirilmesi lazım. Çok kısa bir ara, reklamlar devam edeceğiz. Evet, biraz önce reklama girmeden önce dedim ki tamam, hükümetimize, devletimize, kanunlarımıza, emniyetimize inanıyoruz, güveniyoruz ama bence cuma fetvalarında ki önemi söyledim. Bir tane dedi ki 28 yaşında öldürülen 4 çocuk annesi, o genç kadının kardeşi bir tane dedi ki doğru, aslında onu öldüren, benim bacımı öldüren adam karıncayı ezmekten imtina ediyordu. Evet, onu doldurdular, onu gaza getirdiler, teşvik ettiler. Yani diğer suçluların da ben tutuklanmasını istiyorum. Ondan da ceza almasını istiyorum. Evet, ben de buradan doğru bir seslenişte bulundum. Sunu Hanım'ın ve bir tanenin, sana geldik, sesimizi sen duyurursun. Doğru bir sesleniş. Tabii ki biraz önce dedim ya size, yok ayağından bağladın da, yok şunu yaptın da, yok bunu yaptın da, hep birlikte çalışılsın. Kanunlarımız biraz daha ağırlaştırılsın. O da şöyle ki, bu insanları eşlerinin ya da yavrularının ya da ailelerinin şikayet olduğunda toplasınlar. Toplasınlar. Bunları bir gözlemlesinler. Başka bir şey olsun. Bunları bir ayrı bir yerde tutsunlar. Gözlemleyip iyi olduklarına kanaat getirdiklerinde, yani yerimiz yok, İşte tedavi edemiyoruz, şöyle oldu, böyle oldu demeyelim. Olan gidenlere oluyor. Ben özür dilerim. İnşallah bir saniye Yaşar'cığım konuşacağız. İnşallah ne kadar sesimizi duyuruyorsak o kadar yerindedir. Önemli olan program yapmak değil, bir işe yaramış olmak. İnşallah seslerini doğru duyurmuşumdur. Aileler dikkat diyorum. Ve tüm imamlarımıza, onlara saygımız sonsuz. Cuma namazlarındaki fetvalarınızda sizden rica ediyorum. Lütfen biraz kadın erkek sorunlarına, erkeklere ne olursunuz biraz daha sinirlerinize, öfke kontrolünüze dikkat edin demeyi öğretelim. Şimdi Kızı Damla'nın 4 yıldır Adnan Hoca'nın yanında olduğunu iddia eden anne Gülay Hanım buradaydı. Adnan Hoca'yı bir sürü şeyle suçladı. Ama Damla'nın açıklamaları gecikmedi. Hemen şimdi izleyeceksiniz. İlk önce bir az sorumuz var, izleyelim. Damla Hocam, bugün anneşkine Beyaz TV'deydi. Evet hocam. Ama güzel hanım annen ya, maşallah. Maşallah. Hoş hanım. Ama biraz sinirli, o nedir öyle o çok. Ya zaten izleyenler çok net anlamışlar. Evet. Aşırı saldırgan bir üslubu yani bana karşı tabii. Ya bunun kat kat daha fazlasını yapıyor ama oradaki bayan arkadaşlarımıza, bir de Seda Sayın Hanım'a bile müthiş saldırgan bir üslubu. Çok. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yanlış bir şey söyleyeyim mi? Saldırgan demeyelim de annesi biraz yani öfkeli bir hanım. Evet, ya daha halim selim olabilir ya. Daha müşfik, evet. Daha şefkatli olabilir. Bu ne gerek var bağırıp, evet, çağırmaya? Aynı şey yine anlatmış olursun. Yani, evet, yüksek ses. Evet. Öbür kerata da öyle. Onun sesi yüksek. Hocam ben annemin iddialarıyla ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum, izin verirseniz. Evet. Şimdi bugün televizyona çıkıp insanlar öyle bir şey anlattı ki benim sözlerime karşı, işte ajansları ben götürmüyordum diyor. Kendi isteğiyle gidiyor diyor.
Hocam böyle bir şey yok. Bütün ajansları arayıp sorsunlar. Kendilerini her gün kendileriyle görüşüyor. Annemi çok fazla tanıyan var ajanslarda. Zaten kendileri kendi özel teklif ediyor bütün ajanslara. İşte Damla'yı alın, manken yapın. İşte şöyle tanıştırın, şöyle ünlü yapın diye. Bunu araştıranlar çok net bulurlar. Gerekirse diyorsun ajansların isimlerini verebilirim. Zaten tanıyorlar ajanslarda annemi diyorsun. Bütün ajanslar tanıyor annemi. Çok net yani isimlerini, numaralarını da verebilirim. Şimdi orada diyor ki hocam ben götürmüyordum oralara. Onlara yani öyle bir duruma getiriyor ki ben sanki orada yalan söylüyorum, ona iftira atıyorum. Annem de zavallı bir kadın işte ben hani ona iftira atıyorum. Öyle bir şey yok hocam. Kendi beni mankenlik yarışmalarına sokup, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Zorla mankenlik yarışmasına sokup ben orada 48 saat aç, susuz, ayakta hiçbir şekilde yemek yedirmiyorlardı hocam. Benim yani hastalığımdan dolayı çok iyi bakılmam gerekir. Bağışıklık sistemimin çok yüksek, çok iyi durumda olması gerekir. Aç, susuz, tek öğün salata yedirerek yarışmaları soktu. Ben o yarışmadan sonra daha da hastalandım. Daha da arttı benim hastalığımın derecesi. Doktoruma da arayıp sorabilirler. Doktorum da çok iyi bilir. Hocam o yarışmadan çıktıktan sonra bayağı arttı hastalığım. Ben ancak romatizma hastalığı değil mi? Ağır romatizma hastalığı. Çok çok ağır yani. Evet. Eşimden de Allah razı olsun. Evet. Çok çok iyi bakılıyorum şu an elhamdülillah. Evet. Eşim en iyi hastanelere, en iyi doktorlara götürüyor. Annemin döneminde hocam işte o hastalandığım dönemde iğneyle ayakta durabiliyordum. Tek adım atamıyordum, yürüyemiyordum. Evin içinde bir çalışma sandalyesi vardı, tekerlekli sandalye. Ancak onunla bir yerden bir yere hareket edebiliyordum. Yani şimdi dışarıdan bakanlar öyle bir zavallı anne görüyorlar ki benim annem, ya hangi annenin vicdanına el verir çocuğunu o hale getirmeye, ünlü olsun, manken olsun diye. Hangi anne buna izin verir, vicdanı rahat eder? Hocam ben kendi isteğimle iğne olmaya gidemiyordum. Yani insanlar gelip, insanlara özel getirip iğne yaptırıyordum. Ona bile karşı çıkıyorlardı. Bu tekerlekli sandalyeyle ona geçemediğim zamanlar oldu hocam. Sedyeyle hastaneye gidemediğim zamanlar oldu. Bunları şimdi insanlar bilmiyor. Evin içinde dört kapı arasında olanlar da insanların haberi olmadığı için çok yanlış yönlendiriyor annem onları. Yani çok yanlış bir mantık, çok yanlış şeyler anlatıyor. Olayın iç yüzü hiç böyle değil. Ben bayağı zorluklar yaşadım. Yani annemden, babamdan bir ısıtıcı soba istediğimde hiçbir şekilde vermediler. Yani para verecekler, o soba yandığında para verecekler diye bir soba vermediler. Ben kendi başım içerisinde battaniyeler serdim, işte örtüler serdim, öyle ısınmaya çalıştım. Ki romatizm hastalığında çok sıcak bir ortam gerekir. Tabii hocam bayağı. Değil mi? Evet, iyi bakım gerekir. Evet. Sokaklarda, soğuk havada falan gezdirmek. Ajans gezdirmek olmaz. Kışın. Ama diyorsun gerekirse ajansların isimlerini vereyim, tarihini vereyim, şahısların hepsini ispat edelim diyorsun. Evet. Tabii bu durumda doktorumu arasınlar, evet. O dönem ne kadar hastalanma. Ya sırf o dönem de değil, bütün bu romatizm hastalığım annemin yanında olduğum süre boyunca bayağı şiddetliydi benim hastalığım hocam. Evet. Allah'a çok şükür şu an elhamdülillah çok çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Doktorlarım bile şaşırıyor. Daha önce size söylemiştim yani bu hastalık geçmez diyorlar. Allah'a gerekirse o devrin raporlarında ibraz eder, göstertirsin. Hepsi duruyor hocam. Evet. Doktor raporlarım, hastane raporlarım hepsi duruyor bende inşallah. Evet. Var mı başka anlatmak istediğin? Var hocam. Şimdi bir de annem şey söylüyor. Mahkemelere gidip işte mahkemelere gelirken tesettür başörtüsüyle geliyor diyor. Hocam benim oradaki amacım inancımdan dolayı ben oraya kapanarak gitmiyorum. Ben dışarı çıkarken annemin saldırmasından korktuğum için gözlük takıyorum, başımı kapatıyorum, şapka takıyorum. Yanımda arkadaşlarım, yani tek başıma sokağa çıkamıyorum. Yani annem bana bir şey yapacak diye. Ben yani orada tabii ki ondan korkarım. Tabii ki onun için başörtüsü takarım. Şimdi öyle bir konuma getirdi ki mahkemeleri yanıltmak için, işte Müslüman temiz görünümlü olmak için başörtüsü takıyormuş gibi anlattı. Öyle bir durum yok. Benim başörtülü arkadaşlarım var. Çok çok saygı duyuyorum. Başörtülü olanları da çok seviyorum. Ama ben orada inancımdan dolayı değil hocam, yani korunmak amaçlı, kapalı olmak amaçlı. Yani şimdi Ceylan Hanım'ın da durumunu çok iyi biliyorum. Tanımamak için yapıyorum. Evet, tanımamak için yapıyorum. Ceylan Hanım'a nasıl kaçırdıklarını, neler yaptıklarını, işte başına silah dayadıkları, bunları hepimiz şahit olduk, hepimiz biliyoruz. Şimdi ben böyle bir durumda, ki annemin buna dair sözleri var, beni öldürteceğini, işte eşime saldıracağını, eşimi öldürteceğini. Şimdi ben böyle bir durumda hiçbir koruma almadan, can güvenliğimi güvence altına almadan sokağa çıkamam hocam. Yani bu çok çok normal. Benim oraya mahkemeye gitme amacım inancımdan dolayı mahkemeleri yanıltmak, işte Müslüman bir bayan olarak görünmek. Zaten hocam ya Atatürkçü bir devlette, bu kadar layık bir Türk devletinde mahkemelere bizim güvenimiz sonsuz. Ben orada
başörtülüyüm diye bir mahkeme bana beraat verir mi? Ya da bir sürü başörtülü insan oluyor yani, hata yapıyor işte, birçok suç işliyor. Onlara mahkemede işte beraat mı veriyor mahkemeler? Başı kapalı işte, ya da aman temiz Müslüman görünümlü başörtülü bir insan diye, böyle bir şey yok hocam. Şimdi bu anlattıkları da yalan. Tabii ki yani yalan demeyelim de yani doğru değil yani diye. Yanlış doğru söylemiyor. Şey, evet daha uygun bir husus. İnşallah. Ama tabii o çok mantıksız. Yani başörtülüler beraat eder, başörtüsüzler hapse girer yahut ceza alır mantığı. Yani bu gülünecek bir ifade. Mahkemeler laik mahkemelerdir. Atatürkçü mahkemelerdir. Başı açık da başı kapalı da mahkemeler için aynıdır. Yani evet. Orada annen tabii mantıklı değil oradaki ifadesi. Evet. Ona ben de katılıyorum. Evet. Benim de garibime giden bir ifade. Evet. Hocam, evet. Bir de şöyle bir durum daha var şimdi. Annem 4 yıldır kızımı göremiyorum diyor. Ben zaten annemle kendi ölmüyorum. Kendim yani onun saldırılarından korunmak için görüşmüyorum. Bilerek isteyerek görüşmüyorum. Bana eşim de karışmıyor. Kimse de fikir vermiyor. Kimse de bir şey söylemiyor. Ben kendim annemden korktuğum için görüşmüyorum. Böyle bir durumda hocam öyle bir konuma getirdiler ki yani annedir, ne yapsa haklıdır. İşte ona güvenin, yavrum görüş, böyle bir şey yapamam hocam. Yani bile bile saldırganlığıyla karşılaşacağımı bile bile, işte hakaretle, tehditle karşılaşacağımı bile bile ben görüşmek istemiyorum annemle. Yani işte dua edelim. Sen yine de dua et. İnşallah. Allah hidayet versin. Allah kalbine şefkat, müşfik bir ruh versin. Evet. Halim olsun inşallah. Müslümanlara sevgi dolu olsun. Senin inançlarına saygı duysun. Arkadaşlarına sevgi duysun. Evet. Kalbinde bir suhulet, bir ferahlık olsun. Halim bir insan haline Allah onu getirsin. İnşallah. O şekilde inşallah görüşürsün. Niye görüşmeyeceksin? Konuşun. Sen de sürekli dua et. Allah onun kalbini açar inşallah. İnşallah. İyi olur. Hocam. Sonra... Zaten hocam yani bana güvence verirse, eşime bana bir şey yapmayacağına, arkadaşlarıma saldırmayacağına güvence verirse ben baş tacı ederim, görüşürüm. Müslümanlığıma karışmazsa, Kur'an'ı yaşamama karışmazsa, fikirlerime saygı duyarsa benim başımın üstünde yeri var, mutlaka görüşürüm. Bu dünya tatlısı, sen de dünya tatlısın. Efendim Ceylan'ı seyretti kardeşim. Bu ne güzellik. Maşallah. Bu ne güzelliktir maşallah. Seda Hanım da adeta böyle Allah aşkıyla baktığı için aşkla, muhabbetle sevgisini dile getirdi. Çok hoşuma gitti. Maşallah. Evet, dün canlı yayınımızda sevgili konuklarım, değerli izleyicilerim, Firuzan Hanım ve Gülay Hanım kız evlatlarımızı istiyoruz diye bağırlarına vurarak buradalardı. Ceylan, Firuzan Hanım'ın kızı Ceylan canlı yayına geliyorum Seda abla dedi ve ben de o yüzden canlı yayını uzattım biliyorsunuz. Sırf Ceylan'la ilgili bak gelmiyor falan, çünkü burada Twitter'da okuyorum arkadaşlarımın yazdıklarını. Neden gelmiyor hala, işte işte kandırdı seni, gelemez ki dedikleri için yayını uzattık. Oysaki kız trafiğe takılmıştı. Benim için mühim olan o değil, benim için mühim olan artık tarafları daha doğru dinleyebilmek. Sizin de öyle yapmanızı rica ediyorum sizden. Her iki tarafı da dinlemek. Damla'nın açıklamalarını duydunuz. Damla, bana sorarsanız ben öyle bir insan değilim. İyi bir örnek miyim onu da bilemiyorum. Ben yani eğer zarar ailemden de geliyorsa olsun. Zararı ailemden gördüm deyip hani kol kırılır yani içinde kalır misali, böyle bir tipim. Ha doğru muyum bilemiyorum bazen. Doğru yapan ben miyim onu da bilemiyorum. Belki de sizlere bu konuda danışmam lazım. Ben böyle bir kadınım, böyle yetiştim. Böyle bir cengaverlik benim ruhumda var. Aileme karşı, kardeşlerime karşı, anneme karşı, Allah rahmet eylesin ölene kadar babama karşı ve babamın tüm yaptığı kötülüklere rağmen duasını almış bir evladım ben. Tüm yaptıklarına, annemi çok üzmesine, bizi çok hırpalamasına annemi çok üzdü. Çok, çok üzdü benim babacığım. Allah rahmet eylesin ama demek ki hastaymış. Böyle söylediğim zaman hala ablam çok kızıyor. Hasta deyip durma şuna diyor. Psikopata diyor, hasta diyorsun. Yani öldü gitti benim babam. Yani şimdi biz bakın dört kardeşiz. Bu kadar düşkün olmama rağmen ablamla benim aramda bir fikir ayrıcalığı var. Şimdi ben yazık, Allah rahmet eylesin, hastaymış dediğimde ablam bana kızıyor ve diyor ki çakıp çakıp şunu hasta deyip durma diyor. Hala aynı şeyi söylüyor biliyor musun? Şimdi programı bitireyim, gelecek ki ne hasta deyip duruyorsun? Psikopatın biriydi o diyor. Yani bakın ben başka türlü düşünüyorum, ablam başka türlü. Dolayısıyla
İnsanları dinlemek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ablamı da oturtup bir de onun cephesinden bakmak lazım. O da öyle düşünüyor. İkiniz de doğru söylüyorsunuz. Çünkü İkimiz de doğruyu söylüyoruz. Doğru çünkü hasta. Evet şimdi bir hastalık Ceylan'a bir abla olarak kızabilirim. Damla'ya bir abla olarak kızabilirim. Ama benim ablam da o tavırda bir kız. O tavırda bir kadın. Onun da çocukları var. Bakın ben çok önemli şeyler söylüyorum. Ve çok ortada konuşan kadınım. Kardeşim beni ipe de götürseler ben ortada kadınım. Ortada. İki de erkek kardeşim var. Yine biri başka fikirde, biri başka fikirde. Zaten niye demiş atalarımız beş parmağın biri, beşi biri olamaz. Ben böyleyim. Ben salak mıyım? Ben bilmiyorum neyim. Ama ben böyleyken benim ablam hayır. O adama hasta diyemezsin. O bir psikopat diyor. O benim annemi üzdü. Bize bunu bunu yaptı. Bizi dövdü. Yuvamızı yıktı. O bizim biz süründük. Benim annemin güçlü olmasının bize faydası. Hala buralardayız diyor. Ama ben bence Seda Hanım siz doğru yoldasınız. Bilmiyorum. Bana göre siz hocam, doğru yoldasınız. Hocam bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Ben böyle bir kadınım. Yani, ister kabul edin, ister etmeyin. İster o tarafta, ister bu tarafta. Umurumda bile değil. Ben böyleyim. Ben böyle bir kadınım. Yani ben hala insanlara öyle deme. Annen baban o senin. Tövbe de diyen kadınım ama ablam hayır diyor. İki bacıyız biz. Ben anneme ne kadar düşkünsem, ablama da o kadar düşkünüm. Kurban olurum Yaradan'a. Ama benim ablam bana hayır diyebiliyor. Onun için bugün birazdan Damla canlı yayında olacak. Lütfen çok dikkatli izlemenizi istiyorum kısa bir ara. Evet, dün canlı yayında Gülay Hanım, kızımı 4 yıldır göremiyorum dedi. Damla'nın direkt Adnan Oktar'ın karşısında direkt bana açıklamaları kafam karıştı benim. Dolayısıyla her iki tarafı da dün Gülay Hanım'ı dinledim. Ve daha önce açıklamalarında Damla'nın Adnan Oktar'ın karşısındaki söylediklerini dinledim. Şimdi Damla telefonun diğer ucunda. Damla merhaba. Merhabalar Seda Hanım. Hayırlı programlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hayatım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Elhamdülillah. Şimdi Damlacığım. Evet. Anneciğin Gülay Hanım dün buradaydı. Evet. Ve inanılmaz üzgün. Ben senin iddialarını ona yönelttiğimde, senin Adnan Oktar'ın karşısında söylediklerini annene yönelttiğimde şok oldu ve benim çocuğum etki altında. Benim çocuğum bunları söyleyecek bir kız değil. Seda Hanım susturuluyorlar, konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar. Bu çocukların aslında benim çocuğum kaçtı, yanıma sığındı ama baş edemedik. Zorla tutuluyorlar, çocuklarımızın beyni yıkanıyor. İnanmayın Seda Hanım dedi ama senin Adnan Oktar'ın karşısında söylediklerini dinleyince dedim ki yani bir evlat ne olursa olsun ne bileyim ben biraz önce Serkan Tekin hocama da söyledim. İnsanlara da sesleniyorum. Kişi karşısındakini kendi gibi bilir. Dolayısıyla ben bu yüzden 20 yıldır belki de bu kadar sevmenizin nedeni bu. Ben kendim gibi bildiğim için yorum yapıyorum. Yanlış da anlaşılmasın. Yani ben şartlar ne olursa olsun anneme babama böyle bir ithamda iftirada bulunamayacağım için üzülüyorum ve dinlemek istiyorum. Yani senin mesela ben romatizma hastasıyım. Benim annem beni aç bıraktı, ajanslara götürdü. O ortamlar benim hasta bir çocuk olarak durmamam gereken, iyi beslenmem gereken zamanlarda evet. Sırf ajanslara beni kabul ettirebilmek için aç bıraktı dediğini dinlediğimde yani şartlar ne olursa olsun bir evlat bunları söyleyemez gözüyle baktığım için. Evet. Bir kez daha sana soruyorum Damlacığım. Bu söylediklerinin arkasında mısın? Gerçekten annen seni ajans dolaştırıp üstelik de böyle bir hastalıkta iken
ki ben hamdolsun iyi olduğum halde sağlığımla ilgili bir problemim, astımın haricinde hamdolsun bir problemim yok. Böyle olduğu halde ben işte program yaptığım için kiloma dikkat ediyorum. Benim annem benim yerime eriyor. Benim çocuğum niye yemek yemiyor diye. Ben artık 40 yaşını aşmış bir kadın olarak düşünsenize benim annem üzülüyor. Diyor ki kızım yazık yesene biraz. Ben de ona bunun böyle olduğunu anlatıyorum. Yani nasıl bir şeydir bu annenle arandaki? Damlacığım seni dinliyoruz. Şimdi Seda Hanım, benim söylediklerim hepsinin arkasındayım. Hepsi çok doğru. Yani ben gerekirse ajans isimleri de veririm. Şimdi onları da mağdur zor durumda bırakmak istemiyorum. Annem hepsini, bütün ajansları tanıyor ve o dönemde beni mankenlik yarışmasına soktuğunda Seda Hanım ben 48 kiloydum. Şu an 65 kiloyum. Aradaki ne kadar sağlıklı olduğumu siz de çok iyi görmüşsünüzdür. Ne kadar dinç, ne kadar mutlu olduğumu siz de hepiniz televizyondan görmüşsünüzdür. Annem şimdi öyle bir şey söylüyor ki ben onu mankenlik ajanslarına göndermedim. Kendi isteğiyle gitti. Seda Hanım hangi çocuk, benim kadar hasta hangi çocuk kapı kapı mankenlik ajanslarını gezebilir? Öyle bir durumda zaten annemin kendisine yapma yavrum gitme hasta olursun deyip beni koruması gerekirdi. Hiç böyle bir durum yok. Ben o dönem çok çok hastalandım. Bayağı şiddetli hastalığım geldi. Gerekirse doktor raporlarımı da size gönderirim. Zaten ajanslar da çok iyi biliyor durumu. Doktora bile gidemiyordum. Yürüyemiyordum. Ayağa kalkamıyordum. Seda Hanım, iğneyle ayakta durabiliyordum. Hatta evin içinde dün de söyledim. Tekerlekli sandalyeyle geçebiliyordum. Doktora gitmem gerektiğinde beni sedyeye taşıyamıyorlardı. Hastaneye götüremiyorlardı. Ben hani normal romatizma hastalığı olan bir insan değildim. Çok şiddetliydi benim hastalığım. O dönemde benim çok sıcak bir ortamda olmam gerekirdi. Annemden soba istediğimde annem sobayı bile açtırmıyordu, para vermiyordu. Para vermemek için sobayı bile açmama izin vermiyordu. Ben böyle bir ortamda yetiştim. Peki Adnan Oktar'ın karşısında söylediğim bir şey var. Buraya not aldım. Beni, evet. beni derinden yaraladı. Benim annem vicdansız diyorsun. Şimdi Seda Hanım, vicdanı olan bir anne, siz de bir annesiniz. Çocuğunuz o derece hastayken siz çocuğunuzu vicdanınız el verir mi böyle bir duruma sokmanıza? Allah İçiniz korusun. Acımaz mı böyle bir duruma sokmanıza? Allah korusun. Ölüm yani, daha iyi. Peki bir şey söyleyeceğim Damlacığım. Annen bunları kabul etmiyor ve diyor ki benim çocuğum uyuşturulmuş vaziyette. Seda Hanım bunlara inanmayın diyor. Seda Hanım sizce benim uyuşturulmuş bir halim var mı? Ben bayağı akıl başında bir insanım. 25 yaşında reşit bir insanım. Üniversite eğitimi görmüş bir insanım. Çalışıyorum da eşimin yanında. Sizce benim görüntümden uyuşturulmuş bir görünümüm var mı? Bayağı akıl başında bir insanım. Ay uyuşturulmuş demesem de bir büyülenmiş tarafınız var böyle Adnan Oktar'ın karşısında. Yani bir bakarsanız söylemek çok iyi anlarsınız. Arada eski resimlerini de getireyim ben size. Ne kadar sağlıksız, ne kadar güçsüz. Görmek isterim eski resimlerini görmek isterim Damlacığım ama annenin iddialarını sana yöneltiyorum. Bunlar evet. benim iddialarım değil bebeğim. Bunlar başkalarının iddiaları da değil. Annen Damlacığım burada oturdu. Siz de izlediniz. Benim iddialarım değil. Ben çünkü inanılmaz ruhuyla hareket eden insanım. Biraz önce dedim ya biz dört kardeşiz ama dördümüz de birbirimizden farklıyız. Ben babama hasta derken mesela dün canlı yayında Ceylan dedi ki babam beni taciz etti dedi. Yani ben babama hasta derken benim ablam ne hasta deyip duruyorsun be psikopatın tekiydi deyip diyebiliyor. Yani karşıma böyle dikilebiliyor. O da benim bacım. Yani ben böyleyim. Onun için sen de alınma, annen de kırılmasın. Ben iki tarafı da böyle dinlemek istiyorum. Böyle bir çocuğum ben çünkü bende bir şey var. Yani ne olursa olsun o bizim aile. Tabii ki fenalıklar hariç. Yani Ceylan'ın söylediği dün enteresan bir şeydi. O fenalık hariç. O bir fenalık. O nedir? Babam beni taciz etti. Şimdi orada durdum. Şimdi Seda Hanım, müsaadenizle birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evet hayatım. Şimdi annemin dün tavırlarını da siz görmüşsünüzdür zaten. Annem çok çok sert bir insan ama sizin gördüğünüzün 10 misli, 10 katı daha sert bana. Yani bana evde, evin içinde olanları şimdi kimse bilmiyor olabilir. Ben bunları da anlatmak istemiyordum ama mecbur kaldım bunları söylemeye. Evin içinde bana fizik şiddet kullanıyordu annem. Kızı o zaman ekmek bıçağıyla üstüme geldi oldu. Ben bayağı korktum. Kendimi odaya kilitledim. Saatlerce odadan çıkamadım. Bayağı tedirgin oldum. Ama anne olduğu için kimseye bir şey söylemedim.
evin içinde kaldı bu konu. Ekmek bıçağıyla odaya kovaladı Seda Hanım beni. Bir çocuğuna yapabilir mi bir anne bunu? Saatlerde çıkamadım odadan ben. Şimdi ben bunları söylemek istemiyorum ama mecbur kalıyorum yani. Bunların duyulmasını da istiyorum. Şimdi insanlar tek taraflı değerlendiriyorlar yoksa. Damlacığım, aslında çok enteresan mesajlar da veriyorsun sen. Yani ebeveynlere buradan çok önemli mesajlar da veriyorsun. Bakın evet. Çocuğa şiddet, çocuğunuzun sizden uzaklaşmasına neden olabiliyor. Tabii bakın, ki. Genç bir kadın o. Artık evlendin değil mi Damlacığım? Evet, evliyim. 4 yıldır evliyim. Çok çok mutluyum. Ve diyor ki eşimle. Allah razı olsun, eşimle yüzüm gözüm değişti. Beni tanıyanlar artık hayata farklı baktığımı anlatıyor. Ben başka yerlere girmek istiyorum. O da nedir biliyor musunuz? Çok genç bir kadın başka mesajlar veriyor. Bazen evet. Anneler, ben şimdi benim bir çok sevdiğim bir kardeşim var. Bizim camiamızdan bir hanımefendiyle beraber. Bakın evet. Aslında bak Damla sen de beni iyi dinle. Aslında çok doğru bir beraberlik. Adam bekar, kadın bekar. Öyle, kadın önceden evlenmiş, ayrılmış, adam bekar. Kadının öyle bir annesi var ki bir huzur vermiyor. Aslında kadın için doğru adam. Yani bazen ebeveynler de enteresan dayatmalarda bulunabiliyoruz. Bak aslında çocuklarınıza dikkat edin. Kızlar burada çok enteresan mesajlar veriyorlar. Anneler, babalar, kızlarınıza, erkek evlatlarınıza dikkat edin, gözlemleyin. Baskı altında tutmadan. Diyor ki bakın benim annem diyor çok bıçakla. Ben bilemem. Tövbe ya Rabbim. Ben iki tarafı da dinliyorum. Bilemem. Seda Hanım zaten böyle bir şey, bir çocuk yalan söyleyebilir mi annesine ya da iftira atabilir mi? Bir çocuğun vicdanı el verir mi annesine bunu söylemese, gerçek olmasa bu olay? Peki Damlacığım, neden Adnan Oktar'ın adı geçiyor? Yani neden o çatı altında buluşuyorsunuz? Sanki kadın sığınma evi gibi ya da ne bileyim işte düşkünler yurdu gibi hani böyle bir şeyi mi var nedir? Ben bazı bilgilere de inanırım. Bazı güçlere maneviyatım çok yüksek olduğu için Serkan Tekin çok önemli bir şey anlatmak istiyorum sevgili hocam. Ben maneviyatı çok yüksek olduğum için çok inanırım. Çok. İnancım çok yüksek. Hatta bir kardeşimi bu konuda sizin gibi değerli hocalarımızın yanında olsun da hani doğru şeyler öğrensin. Bende vardır bu. Ben buna hem gönüllü hem meyilliyim. Gönüllüyüm de. Şimdi Adnan Oktar'ın böyle bir gücü mü var? Böyle bir sahiplenmesi mi var? Yani neden hep Adnan Oktar'ın adı geçiyor Damlacığım sence? Şimdi Seda Hanım, ben de eşim de 5 vakit namaz kılan insanlarız. Allah kabul etsin. Bayağı dindar, Müslüman, temiz insanlarız. Şimdi benim eşim Bağ Camiası'na mensup bir insan. O sebeple Adnan Oktar'ı oradan tanıyoruz. Ve Adnan Bey benim çok sevdiğim, çok çok saygı duyduğum bir insan. Eşim de çok seviyor, eşim de çok saygı duyuyor. Ve sürekli görüştüğümüz bir insan. Şimdi Adnan Bey'i böyle bir duruma getirmelerinden ben çok çok rahatsızım. Yani burada annemin asıl amacı beni eşimden ayırmak, benim Müslüman hayat yaşamamamı sağlamak. Niye peki Damla, niye? Niye annen seni eşinden ayırmak istiyor bebeğim? Şimdi annem benim namaz kılmama, inancımı yaşamama karşı çıkıyor Seda Hanım. Bu yüzden eşimin yanında da namaz kıldığım için, rahat yaşadığım, mutlu olduğum için eşimden ayırmaya çalışıyor. Şimdi daha önce de söylemiştim, elinden bir altın kesesi gitmiş gibi oldu şimdi evlendikten sonra. Bu ne? Sebeple eşimden ayırıp beni eskisi gibi para kazanmak istiyor benim üzerimden. Ha, beni ajanslara götürüp işte ben mankenlik yapacaktım, evet. Onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Peki Damlacığım, çok önemli bir şey daha sormak istiyorum. Annen dedi ki sen gerçi Adnan Oktar'ın karşısında bunun da cevabını veriyorsun ama ben bir kez daha canlı yayında senden almak istiyorum. Annen dedi ki Seda Hanım bildiğin gibi değil. Bazen bana kızdılar. Annem de Firuzan Hanım da. İki anne de bana kızdılar. Oysa ki ben eşit dinlemek durumundayım. O çok eskidendi. Artık Rütük bize bazı yasaklar getirdi. Doğru mudur Serkan evet, Tekin evet. Hocam? Ben yargı değilim. Mahkeme salonu değil burası. Karar merci hiç değilim. Sadece bakın Damla'yı nasıl dinliyorum. Dün de anneciğini öyle dinledim. Dinliyorum. Ne yapacağız? Karar sizin.
size bırakıyoruz. Siz nereden ne kadar mesaj alıyorsunuz? Bizim için artık önemli olan bu. Yani iki taraf için de bir şey söyleyemiyorum. Fakat Damla'nın annesinin burada Damla ile ilgili söylediği çok önemli bir şey vardı. Canlı yayında bunun cevabını Damla'dan istiyorum. Dedi ki benim kızım Seda Hanım, bakın dedi şu anda Adnan Oktar'ın karşısında gayet modern oturuyor. Mahkemeye dedi tesettürlü geliyor dedi. Neydi sebebi Damlacığım tesettürlü gitmenin mahkemeye? Şimdi Seda Hanım şöyle açıklayayım o durumu. Benim mahkemeye giderken tesettürlü gitme amacım inancım sebebiyle değil, kendimi korumak amaçlı, tanınmamak amaçlı. Ben Seda Hanım sokağa çıkarken şapka takıyorum, gözlük takıyorum, annemin saldırmasına karşılık bir önlem olarak bunu yapıyorum. Ama benim başı kapalı çok arkadaşım var, başı kapalı insanlara çok çok saygım var. Ben de Müslümanım, ben de 5 vakit namaz kılıyorum ama benim buradaki tanınmama amacım orada annemin saldırılarından korunmak, annemin görmesini engellemek bu sebepleydi. Şimdi Seda Hanım annem öyle bir şey söylüyor ki, biz Atatürkçü laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Hangi mahkeme başı kapalı diye bir insana beraat verir? Buna ben de katılmıyorum buna. Ben de katılmıyorum. Orada çok mantıksız. Evet. Adnan Hoca'nın orada söylediği söze hemfikirim. Bir insanın başının kapalı olması ya da açık olması mahkemeyi etkiler sözüne asla ve asla katılmıyorum. Adnan Hoca'nın orada söylediği doğrudur. Burayı ayırıyorum. Bu ayrı bir şey. Bakın. Yani ne yapacağız mahkemeye çıkarken hepimiz mi başımızı kapatalım sakın ha. Böyle bir şey var mı? O kendi fikridir Damla'nın, kapatmak istemiştir ya da açık gider. Bu bizi bağlamaz ama burada altını çizmek istediğim ayıracağımız bir şey var ki Serkan Tekin hocamın da yanında söylüyorum. Evet. Katılıyorum Adnan Oktar'ın söylediğine. Yani çünkü aklın yolu birdir. Aklın yolu birdir. Hiçbir mahkeme efendim başı kapalıdır da şöyle karar verelim, açıktır böyle karar verelim. Böyle başı şey kapalı olmaz. Veyahut da açık böyle olmasına şey göre olmaz. Karar verilmez. Mahkemeler delillere göre, bunlar kaynaklara safsata göre, şahitlere göre karar verirler. İddiası bence o değildi. Dosyaya göre karar verirler. Bence yani o değildi. Peki kısa bir ara reklamlar devam edeceğiz. Evet, evlatlarımızı istiyoruz Adnan Hoca'dan, evlatlarımızı istiyoruz diyen Firuzan Hanım ve Gülay Hanım dün canlı yayınımızdaydı. Firuzan Hanım'ın kızı Ceylan, annemi çıkarın stüdyodan öyle geleceğim dedi. Geldi ve burada anlatmak istediklerini anlattı. Annemle karşı karşıya bile gelmek istemiyorum dedi. Damla şu anda yine telefonda mı? Damlacığım. Evet, buradayım Seda Hanım. Damla ben aslında ne istiyorum biliyor musun? Sen ve Ceylan burada benim yanımda olun. Burada canlı yayında birlikte konuşalım. Burada yüz yüze ne konuşulacaksa konuşulsun istiyorum. Bu benim çok istediğim bir şey. Ceylan'la senin canlı yayında yanımda olmanız. Ne diyorsun Damla buna? Şimdi Seda Hanım malum yani ben annemlerden çok çekiniyorum. Onların herhangi bir saldırı yapmasından, herhangi bir tehdit hakarette bulunmasından çok çekiniyorum. Onun için biraz düşünmek istiyorum ama belki olabilir. Size tamam. Yine, Damlacığım, Damlacığım bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun ki hamdolsun. Celebrity Güven Endeksi Türkiye'nin en güvendiği ismim. Eğer ben seni canlı yayınıma davet ediyorsam böyle bir şeye maruz kalman mümkün değil. Burada Seda ablan olarak sana söz veriyorum. Ceylan'a da Seda ablası evet olarak söz veriyorum. İkinizi de burada karşımda istiyorum. Ben sizin ablanızım. Ben sizi dinlemek istiyorum ya. Merak ediyorum. Gerçekten. Seda Hanım şöyle olur yani bugün için olmayalım. Tamam bugün olmasın, bugün olmasın. Ama başka bir gün için olabilir. Tamam ben yarın istiyorum. Birlikte programdan sonra da konuşalım. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Ceylan'la da programdan sonra konuşmak istiyorum. Burada karşımda olmanızı istiyorum. Çünkü beni de Türkiye'de güvenilir ilan ettiniz ama ben karar merci değilim. Bununla, ne olur onu ayırın. Karar merci gibi görmeye başladınız. Twitter'daki mesajlardan da onu görüyorum. Ben karar merci değilim. Biz hak ve hukuka inanıyoruz. Adalete inanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti neyi gerekiyorsa zaten hakta ve hukukta sağlıyor. Ben sadece burada konuşuyorum, sohbet ediyorum. Lütfen güvenilirlikle
bunu karıştırmayınız. Dediğim gibi karar merci değilim ki. Ben savcı değilim, hakim değilim. Sadece bu kardeşlerimizi ve annelerini burada platformumda dün annelerine yer verdim. Yarın kızlarını dinleyeceğim. Böyledir bu. Öyle değil mi? Ertesi gün belki gene anneleri gelecek, babaları gelecek. Ama ben sadece dinleyeceğim ve dinleteceğim. Bunu lütfen karıştırmayın. Benim güvenilirliğimi oraya buraya da saptırmayın. Çünkü Twitter'daki mesajlardan özellikle sen de Adnan Hoca'cığım oldun diyorlar. Adnan Oktar'la bir kere kesinlikle karşı karşıya gelmeliyim. Bu konuyu onunla da konuşmak istiyorum. Ya da hayata dair her şeyi Adnan Oktar'la konuşmak istiyorum. O mu buraya gelir, ben mi giderim bilmiyorum. O da önemli değil aslında. Mühim olan karşı karşıya gelmek. Yapımcım özellikle bu konuda çok ısrar ediyor. Adnan Hoca'yla karşı karşıya gelmelisiniz diyor. Olabilir. Neden olmasın ki? Onunla da konuşacağım çok şey var. O da beni dinlesin. Belki benim de bilmediğim bir şey var. Ya da ben de ondaki bazı şeyleri öyle değildir de böyle değil diyebilirim. Peki Damlacığım, yayından sonra seni arayacağım. Şimdi, bağlandığın için teşekkür ediyorum. Hanım, müsaade ederseniz birkaç iddiasına daha cevap vermek istiyorum annemin. Tabii. Şimdi dün size öyle bir şey söyledi ki ankesörlü telefondan işte bizim onu arayıp tehditlerde bulunduğumuz işte mahkemeye intikal etti bu olay. Annem şimdi insanlar bilmiyor. Annem eskiden ankesörlü telefondan insanları arayıp etrafa tehditler yağdırırdı. Şimdi yani kendini mağdur gibi gösteriyor ama kızdığı adamları bunu yapar. Sesini değiştirip gülerek bana gelir anlatırdı bunu. Şimdi bunları kimse bilmiyor. Aile içinde olan bir sırdı bu. Ben bunu da söyleyeyim burada. Kaç kişiyi tehdit ettiğini bilmiyorum ama bana gelip şöyle derdi. İşte gülerek doğum şivesi yaptım. İşte telefonu gırtlağıma dayadım. Sesimi değiştirdim. İşte şunları tehdit ettim. Bir şeyler hakaret ettim. Diye gelip bana bunları anlatan bir insandır annem. Yani sizin orada gördüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi birisi değildir bunu. Peki Damlacığım, yayından sonra seni arayacağım tatlım. Teşekkür ediyorum bağlandığın için. Evet. Bana göre Seda Hanım. Evet Serkan Tekin. Bu konuda aslında konunun asıl muhatabı olan Adnan Oktar'la bir program yapılsa daha faydalı olur. Yani kendisine birebir bu sorunu dönmez sorunsa... Kıran demiş ki seni de o kızlara benzetir Adnan Oktar demiş. Hangi anlamda bilemedim. Evet. Yani kendisine bu sorular yöneltilse daha doğru olur. İşin mahiyeti açığa çıkar. Çünkü çocuklar bir şey söylüyorlar. Anneleri bir şey söylüyor. Apayrı noktalarda çocuklar anneleriyle babalarıyla karşı karşıya geliyorlar. Ve hakikaten edep ve saygı çerçevesi artık bana göre yani bitiyor yani. Bunun çok dışına çıkılıyor. Onun için birebir muhatabının aslında bu sorulara ve bu kamuoyunda merak edilen sorulara son noktayı koyup cevaplaması lazım bana göre. Yani kaçmaması evet, lazım. Evet, Gülay Karabulut diyor ki bence de Adnan Oktar'la karşı karşıya gelin ama abla dikkat et büyülemesin seni diyor. Sinan Yörükoğlu, Seda Hanım neden bu adamın raporlu bir şizofren numarasıyla askere gitmediğini söylemiyorsunuz diyor. Ben nereden bileyim ayol, tövbe tövbe bunlar da. Bunların ne gariptir ki, Gülay Gören diyor ki, Twitter'ları okuyorum. Bunların ne gariptir ki hepsinin ailesi kötü ve ayrıca Adnan Oktar'ın yardım ettiği kızlar fiziki ve bakış açısı hep aynı diyor. Yok zaten bütün profilleri okuyorum size. Adnan Oktar Etopya'daki ailelerde çok zulüm ediyormuş. Ailelere de zulüm, kızlarına onlara da destek verin diyor. Anlamadım bunu. Dönmez Kıran diyor ki seni de o kızlara benzetir Adnan Oktar diyor. Neslia diyor ki insanlar beyin yıkama sonucu canlı bomba bile olabiliyor, Allah esirgesin. Yusuf Demirer iki psikolojimi bozdu, bana yardımcı olabilir misin adresimi gönder diyor, bir şeyler anlatıyor. Evet, çok üzüldüm diyenler var. Yok zaten profiliyle arkadaşımız diyor ki Adnan Oktar şu Etiyopya'daki ne olmuş ailelerin kızların bunlardan benim bak bir haberim yok. Şart oldu Adnan Hoca ile yan yana gelmemiz şart oldu. Ve biraz önce az sonralarda Cübbeli Ahmet Hoca'yı hayran olduğum Cübbeli Ahmet Hoca'yı bazı şeylerini göndermişler. Bakamadım şu an işte bunları da izle bak anlatıyorsun diyorlar ama
Ay bazı şeyleri seviyorum. Bazı şeylerine hayran oluyorum. Tabii ki kızdığım. Benim de kızdığınız tarafım olmuyor mu canım? Bak şurada bile kızıyorsunuz. Ama hayran olduğumuz tarafımda yok mu? Var. Bazı tarafımızı bazı şeyde kızıyorsunuz. E zaten öbür türlü olmaz ki. Dört dörtlük olamam tövbe ya Rabbim. Yani bana da kızdığınız taraf var. Öyle değil mi? Kızıyorsunuz da, seviyorsunuz da. E böyle. Aile içinde de böyle. Yok zaten diyor ki Adnan Bey bu kadar şefkatliyse benim tanıdığım bir sürü yardıma muhtaç Etiyopyalı fakir kızlar var. Onlara sahip çıkın. Getirin kız. Çıksın çıksın gelsinler. Ben sahip çıkarım onlara. Evet, Kibele Sibel diyor ki o kadar kişi anneyi yanlış anladı. Nasıl oldu bu iş? Kimseyi yanlış anladığımız falan yok hayatım. Artık şunu bu dolduruşları bilmem neleri bırakın. Artık insanları iki taraflı dinlemeyi öğrenin ne olursunuz. Elimden geldiğince size bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Serkan Tekin de burada. Biz böyle evet olmaz. Tabii ki eğer stüdyomuzda, canlı yayınımızda taşkınlık oluyorsa onu engelleyeceğiz, önlemeye çalışacağız ama bizim işimiz ne? Bu platform bize niye veriliyor? Her iki tarafı da dinlemek. Anneyi dinliyoruz, vah 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 diyoruz. Kızı da dinleyip tüh 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 diyoruz. Evet. Ha bunların ortasını bulmak bize düşmüyor. Biz sadece, ben sadece kendimden örnekler verebiliyorum. Keşke şöyle olsun, keşkeler diyebiliyorsun. Ama kararı yargı merceği. Evet. Biz bir hukuk devletiyiz. Çok şanslıyız. Türk milleti olarak çok şanslıyız. Hukuk devletiyiz. Dolayısıyla kararı verecek olan ben neyim ki? Ben değilim. Ben işte görüyorsunuz. Benle benim canım kadar sevdiğim ablam arasındaki fikir ayrılığını bile şuraya dökebilecek yürekte kadınım. Ben babama bu kadar üzülüyor, bize bu kadar zulmetmesine karşın annem evi her terk ettiğinde babama gel gel buradalar diyorsam ablam da bir o kadar dimdik ve niye getirdi bunu deyip beni dövecek kadar farklı bir kız. Yani Seda Hanım. Niye bunu anlamıyorsunuz? Niye anlamak istemiyorsunuz? O benim ablam. Öyle. O, ben onun hissettiğini hissedemem. O yüzden de böyleyim. O da benim hissettiklerimi hissetmiyor. Ben ne olursa olsun babam derken o hayır. Sen nasıl acırsın? Bize bunu bunu yaptı. Benim anneme bunu yaptı diyebilecek kadar katı olabiliyor. Ama ben daha şeyim. Bu bende hep var be. Sonradan olmadı ki. Çocukken de böyleydim. Böyleydim. Ha sen dedin ki Serkan Tekin hocam doğrusu senin yaptın. Ama ablamı da dinlesen doğrusu o. Nasıl kim karar verecek? Ne sen ne ben. Şimdi Seda Hanım hukuk, hak noktasında yargı zaten kendi kararını verecek. Ha insanlar da sizin bu sunumunuz ve bu tarafsız dinletmenizden dolayı vicdanlarında bir karar verirler elbette ki. Ha. Kendi vicdanlarında bir ama netice... etkilemeyeyim diye kendi ablamı da söylüyorum Serkan evet. Hocam. Yani son derece etkilenmeyin. Objektif, bana son da derece... bakmayın. Beni ölçü evet. Almayın ne olursunuz. Son derece almayın. Objektif ve tarafsız bir şekilde bunu gündeme getirip aynen öyle. Halkın önüne sunuyorsunuz yani. Aynen. Artık tercih halkın vicdanı. Aynen ve, sevgili hocam. Yani evet. Ben size sunuyorum. Kızların da anlattıklarını anneleri de. Ha elimden geldiğince yorum yapmaya çalışıyorum. Ama tarafsız. Zaten tarafsızlık ilkesi bu. Her iki tarafı da bana yakışan bu. Ya da benim karakterim bu kardeşim. Kesinlikle buna inanıyorum. Ben böyleyim Yaşar'cığım. Ama benim ablamla benim aramdaki fark ablam da öyle bir kız. Damla gibi, Ceylan gibi hayır diyen bir kadın benim ablam. Ama ben bana baktığında da ben niye öyle diyorsun? Hala bu. Şimdi yayından çıkayım. Gene diyecek ki bana ne hasta deyip duruyorsun? Psikopatın teki diyecek. Netice itibariyle ama hastalıktır zaten psikopatlık. O da bir tıbbi olarak İşte bir ben hastalıktır. Böyle bakıyorum. Ama burada zaten geçmişe baktığımız zaman Erkan abi de buna hak verir muhakkak. Hazreti Ömer farklı bir karakterdi. Hazreti Ebu Bekir farklı bir karakterdi. Hazreti Osman farklı karakterdi. Sonuçta hepimizin bir doğuştan bir fıtratımız var. Var. Olaylara evet. Bakış açılarımız Şimdi Yaşar var. Bey ben burada çok önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bakın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor biliyor musunuz? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّينَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Anne yani, babanıza of bile demeyin diyor. Ay ben işte of böyle bir çocuğum. Demeyin. Ben böyle ancak, bana ancak Seda Hanım. Ancak bu
anne baba sevgisi ve saygısı üzerine her ne kadar böyle diyor ise Allah, başka tarafta da şunu diyor: la ta'ata li mahlukun fi ma'siyetil halik. Yanlış yolda hiç kimseye itaat yoktur. Ha, yanlışı teşvikte, buna, hatayı yapmakta, anne baba dahi Serkan olsa... Hocamın bu evet. sözüne binaen bir şey söylemek istiyorum. Dün Hı. Ceylan canlı yayına geldi. Annemi stüdyodan çıkarın dedi. Çıkardık. Belki annesinin yanında kız yani söylemek istemediği şeyler vardı ve neticede geldi dedi ki benim babam beni taciz etti dedi. Ben de biraz önce dedim ki hani ben hep babamı şiddetten dolayı, zulmünden dolayı hep affettim. Tövbe, Allah affetmek Allah'a mahsus, ama ben evlat olarak hala diyorum ki ah baba erken gittim be, sana yaşatacağım çok şey vardı diyorum. Anam bana kızıyorlar, ben gene de böyleyim. Ama dedim yüz kızartıcı başka bir şey. Çok genç bir kadın karşıma geldi. Bebekler kadar güzel, bebekler kadar masum bir kızdı. Görüntüsünü istiyorum, dünkü görüntüsünü Ceylan'ın. Babasını, babam beni taciz etti dedi. Babası şu anda Feridun Bey. Ceylan'ın babası Feridun Bey hattımızda. Ceylan'ın resmini istiyorum ekranda. Feridun Bey merhaba. Efendim merhabalar. Çok üzgünüm. Keşke böyle konuğum olmasaydınız. Ben anasına babasına düşkün bir evlat olarak, yani bir genç kızın, genç kadının hele de böyle yüz kızartıcı bir şeyle karşıma gelmesi beni inanılmaz irite ediyor. Çok üzülüyorum Feridun Bey. Özellikle de eşiniz sizi çok anlattı. Peki siz ne hissettiniz? Öz be öz evladınız benim babam beni sayısız kere taciz etti dediğinde ne hissettiniz Feridun Bey? Ne hissettim efendim, size söyleyeyim. Keşke beni silahla alnından vursaydı, bu sözleri duymasaydım. Ben sizin gibi, sizler gibi anne ve babayız biz de. Şimdi bazı gazetelerde, bazı yerlerde okuyoruz, görüyoruz. Maalesef böyle insanlar maalesef var. Ama bunlar sapık. Allah'ıma bir şükürler olsun ki ben 5 vakit namazında abdestinde bir insan olarak da ve benim çocuğum benim evimdeyken bile namaza başladığında onu öpüp sevip de tebrik eden bir baba olaraktan ben nasıl yavrumu taciz edebilirim? Bunu söyleten benim çocuğum değil. Benim çocuğum o kadar melek gibi bir insan ki o çocuğuma baskı yapılıyor. O çocuğum tehdit altında. Bu çocukların hepsi tehdit altında. Bakın oraya bir başka insan geldi. Hiçbir zaman onları yanında birisi olmadan sokağa bırakmıyorlar. Bu insanların hiçbir tanesi benim evime bile kızım geldiğinde yanında mutlaka inzibat eri gibi birisi oluyor. Mutlaka bir arkadaş diye adı altında tanımadığım bir sürü insanlar geldi. O dünkü bahsetmiş olduğunuz yanınızdaki Hüma Hanım bana benim evime oturdu, geldi kızımla beraber. Ama isminin ben onun Hüma olduğunu bilmiyordum. Çünkü bana başka bir isimle geldi ve kendisini tanıttı. Ben onun Hüma olduğunu anlamadan bile bazı işaretler aldığım için çocuğumun peşini bir sivil polis gibi koştum arkasından. Aman kötü yollara düşmesin diye. Bakın ben dün onu ilk defa evladımı yıllar ve yıllar sonra... Yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gitmediğim yer kalmadı. Aradığım zaman görmedim. Onun o güzel yüzündeki o makyajı kaldırın. Size samimiyetle söylüyorum. 10 kat daha güzel benim yavrum. Mesele güzellik değil. Mesele benim çocuğumun baskı altında kalması. Mesele benim çocuğum gibi çocukların baskı altında Feridun kalması. Feridun Bey. Buyurun. Efendim sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Çok Buyurun. Güzel konuşuyorsunuz. Çok aklı başında bir beyefendisiniz. Sağ olun. Bir genç kızı ya da bir genç kadını evet. ne diye baskı altında tutabilirler? Bana söyler misiniz? Onu ben bilsem zaten mesele çözülecek. Bu ne derler? Mesela diyelim ki ben buradan bir anne olarak ve yeğenleri olan bir kadın olarak evet. bir mesaj vermek istiyorum. Buyurun. Kendi öz yeğenlerime öğrettiğim bir şey. Başınıza evet. ne gelirse gelsin. Evet. Hiç önemli değil. Evet. Bana gelin söyleyin. Evet. Her şey gelebilir. Artık bir Feridun Bey bir şey söyleyeceğim. Artık bir erkeğin bakın bir cemaatin ya da ne bileyim işte böyle kitlelerin içine girmeniz şart değil. Bir erkeğin evine gidiyorsunuz. Adam şerefsizse sizinle sevişmesini bile çekip kasete yayınlayabiliyor. Doğru. Artık maalesef. Türkiye'de bir saniye Feridun Bey. Artık Türkiye'de ben bu tehdit olaylarına inanmıyorum. Yani yok oramı çektiler, buramı çek. Artık bunları geçiniz. Geçtik. Bakın, bütün ailelere sesleniyorum. Feridun Bey beni iyi dinleyin. Dinliyorum. Çocuklarınıza, bütün ebeveynler, çocuklarınızı karşınıza alın. Size
ne öğretirlerse, ne alıştırırlarsa, başınıza ne gelirse gelsin, kendiniz çocuklarınıza dost olun bu konuda. Bize söyleyin deyin. Neye alıştırdılar? Oranı mı çektiler? Buranı mı çektiler? Ya da bir erkekle ilişkiye girdiğinde ne yaptılar sana? Kendi yeğenlerime de bunu öğretiyorum. Efendim? Hayatta en önemli şey doğruları söyleyin. Gelin doğru. Benimle paylaşın. Bilmezsiniz. Efendim? Bir dakika Feridun Bey. Buyurun. Bir delikanlının evine gidersin. Şerefsizdir. Evet. Seni çeker. Öperken çeker, severken çeker, koklarken. Bu hiçbir kadının utanacağı bir şey değil. Bunu yapan şerefsiz. Hiçbir genç kızın utanacağı şey de değil. Kendi çocuğumla beraber bütün kız yeğenlerime de bunu öğrettim. Yeğenlerimin anaları, babaları ne öğretiyorsun? Doğruları öğrettim. Başınıza ne gelirse gelsin bilmezsiniz. Tuzağa düşersiniz. Bir şeye alıştırmak istiyorsanız gelin paylaşın. Anlatın, çaresini buluruz. Yalan yalanı getirir. Şimdi ben artık bu saatten sonra Türkiye'de bazı şeyler, kiminin kaseti çıkmış, kiminin bilmem neyi. Aman insanlar neyi unutmuyor ki? Ben artık bazı şeylere inanıyorum. Bu da nedir biliyor musunuz? Ben kimsenin baskı altında tutulmayacağına inanıyorum. Baskı diye bir şey yok. Eğer sizler çocuklarınızı doğru yetiştirirseniz, neyin çekilirse çekilsin, isterse en pornografi görüntü, en kötü bilmem ne, çocuklarınıza bunu öğretin. Çocuklarınızla arkada yalak şak onları yapmayın. Çocuklarınız gelip size sevgilisini anlatsın. Çocuklarınız başına gelenleri size anlatsın. Çocuklarınız başına gelen kötü şeyleri sizinle paylaşsın. Şunla bunu yaptın, bunla bu değil. Bu değil. Arkadaş olmak, dost olmak, çocuğuna oturup da başına ne gelirse gelsin önce bize anlat, bunu öğretin. Ben inanmıyorum artık. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu son jenerasyonda çocukların baskı altında tutulduğunda inanmıyorum. İnanmıyorum. Kusurları kendinizde arayın. Nasıl bir ailelersiniz siz? Ne yapıyorsunuz çocuklarınızla? Biraz bunları öğreneceksiniz. Bu programları bu yüzden yapıyorum. Çocuklarınızla iletişim kurun. Gereksiz mevzulara girmek yerine bunları öğretin. Bunlar hakkında konuşun. Başına ne gelirse gelsin, ben senin dostunum. Senin asıl arkadaşın benim demeyi öğretin. Çocuklar korkudan tabii ailemi. Şimdi bakın bazı şeyler de var. Geçtiğimiz gün programımızda bir şey konu ettik. Kız dedi ki ben dedi töre korkusundan ve kocamın psikopatlığından ailemi korumak adına yalan söylüyorum. Buraya hemfikirim. Çünkü kız kocasının o kadar farkında ki ailesini korumak adına aileye başka türlü göstermek çabasında. Bunları bir tarafa geçiyorum ki ona bile aman diyorum saklamayın, anlatın. Bakın ben bir anneyim ve ben ailesine çok düşkün bir evlat olduğuna inanan, siz de bunun bilincindesiniz. Çocuklarınızla yıllık yıllık sohbetler edeceğinizde çocuklarınızla iletişimde bunları konuşun. Kimin eline düşerseniz düşün, kimle ne yaşarsanız yaşayın, bizimle paylaş demeyi öğrenin. Kurban olayım. Bunu öğrenin. Seda Hanım. Evet Feridun Bey. Konuşabilir miyim efendim? Buyurun efendim. Özür dilerim. Ben mesaj vereyim. Şimdi... Hatta kalın Feridun Bey. Hatta kalın. Kısa bir ara vermek durumundayım. Lütfen hatta kalın. Evet. Bu arada Twitter'da Sedacığım yıllardır hep aileler kötüleniyor. Hepsi ağız birliği etmiş gibi. Bunları özellikle mi seçiyor Adnan Bey diyor. İlgin 68 ama bunun yanı sıra Deniz 0734 diyor ki Seda abla benim annem de vicdansız. Bakın. Benim annem de vicdansız diyebiliyor. İşte profillerini okuyorum, herkesi okuyorum ben. Kimseyi de es geçmiyorum. Bana yapılan eleştiriyi de okuyorum. Yani her şey çok normal. Telefonda duruyor mu? Alo. Alo. Feridun Bey. Feridun Bey, duyuyorum evet. Sizi. Peki sizin için dün kızınız dedi ki benim babam alkol alıp beni taciz ediyordu. Evet. Siz alkol alıyor musunuz efendim? Hayır. Hiç almadınız mı? Almıyorum. Alo. Duyuyorum Feridun Bey sizi ben. Hayır efendim. Ben tabii ki gençlik zamanımızda maalesef demeyelim de arkadaşlarımızla oturduk kalktık bazı şeyleri. Tabii ki bir alkol aldık. Bir
alkol almak demek o da kaldı. Değil işte, tabii tabii. Tabii önünde. Bu sizi bununla itham bu etmez. Kabul ediyorum, hatamdır tabii ki o zaman. Estağfurullah efendim, bu sizi bununla itham etmez. Benim babam alkolikti evet. Ama bizi taciz etmiyordu. Ben de adamın her türlü kötü tarafını söylüyorum ama bizi taciz etti diyemiyorum. Allah korkum var. Allah korusun. Evet. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum size. Görüyorum ki siz dediğiniz gibi %100 haklısınız. Çocuklarınızla yakın ilişki kurun. Şimdi benim çocuğum kızım samimi söyleyerek söylüyorum. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy'ün çarşısına annesiz gitmez, bensiz gitmez. Birbirimizle ilgili bu kadar sevinçli bir durumumuz vardır. İkincisi ben evladıma tabii ki şu anda sizin stüdyonuzdan, sizin aracılığınızla aynı şeyleri söyleyeceğim. Ben bunu binlerce defa söylemişimdir, tembih etmiştim. Üniversite okurken okula kadar gidipler alıp gelmişler insanım ben. Ben çocuğum ne olursa olsun, ne yaptıysa yapsın, şu andaki pozisyonu hangi durumda olursa olsun, o benim evladımdır. Ona kimse dokunamaz, ona kimse el süremez, sürdürtmem. Ama ben babasıyım, o her zaman benim kalbimde yanımda yeri vardır, evimde yeri vardır, başımın tacıdır. Bunu benim evladım her zaman için biliyor. Bakın siz baskı yapılamadığına inanmıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Amerika'da ve buna benzer ülkelerde 400 kişi aynı anda intihar etti. Baskıdan bahsettiğim yeni bir teknik bir sistemle insanların beynine girip zulümle bu işi yaptıran insanlardır. Bunların başlangıcı genç delikanlılar, bu çocuklarla beraber oluyorlar. Bunları kandırıyorlar, bu insanlara getiriyorlar ve sizin söylemiş olduğunuz muhtemel olaraktan bunlar yapılıyor ve benim çocuklarım bu halde kalıyor. Benim değil sadece, birçok ailenin çocuğu. Allah aşkına ben şunu söyleyeyim size, bu ülkede diyorsunuz ki 18 yaşını bitirmiş ergen insanlar, evet doğru. Peki ben size başka şey söyleyeyim. Boğaz Köprüsü'nden de kendisini atmaya çalışan 30-40-50 yaşındaki ergen insanlar var. Bütün polis teşkilatı gidip onları kurtarmaya çalışıyor. Niye kurtarmaya çalışıyor o zaman? Bakın bu teşkilatlar, bu gibi cemaatler aileleri parçalayıp aynı zamanda ülkemize bile zarar veren insanlar bunlar. Netice itibariyle bunların elbette ki bu yüce devlet sonunu getirecektir. Buna inanıyorum ama benim olan çocuklarım olacak. Benim çocuğum çalışıyor mu, ediyor mu, para mı kazanıyor, gelecekte ne olacak? Köprüye mi atılacak, ne yapılacak belli değil. Nerede oturduğunu bilmiyorum. Evlendim diyor, duydum, üzüntü ve hicap duydum. Ben çocuğumun biraz gelinliklerle güvercin gibi evimden çıkmasını isterdim. Hangi baba ister böyle bir şey yapmayı Allah aşkına? Allah'ınızın aşkına söylüyorum size. Ben de kim geldi de istedi de ben kızımı vermedim. Veya kim ayağıma geldi de ama şöyle oldu böyle oldu dediler de vermedim. Bunların evlendiğinden haberim bile yok benim. Bunlar bu kadar adi insanlar. Ne diyeyim başka ben? Affedersiniz çok kötü konuşuyorum ama maalesef gerçekler bunlar. Ben bunları duymuyorum, bilmiyorum. Evlenmiş, insan evlenirken annesinden babasından töremiz gereği, adetlerimiz, örfümüz gereği gelip istenir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle denir. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi baba anne ister kızının evinden gelinliklerle uğurlanmasını, alkışlarla arkadaşlarıyla oynanmasını? Böyle şey olur mu? Sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Bana kaçakçı diyor. Demiş daha doğrusu. Ben kaçakçı falan değilim. Namusumla geçinen bir insanım. Ben bir yerde genel müdürüm. Dolayısıyla genel müdürlük zamanında bu şirketteki çalıştığım zaman da en yüksek imza bana ait olduğu için şirketin yapmış olduğu hatalar da genel müdüre direkt olarak yansıtılıyor efendim. Bunu avukatlardan da sorarsınız, hukuk danışmanlarınız var bunu sorarsınız. Sorumlu genel müdür olduğu için bu. Ya benim varlığım bir tane, o da Allah rahmet eylesin, Emin Can Kurtaran beyefendinin Allah rahmet eylesin yardımlarıyla bir ev satın aldım. Sadece Allah rahmet eylesin. Bu benim üstümde. Ya rica ediyorum, ben kaçakçı insanlar olsam, ben sahtekar insanlar olsam, ben terbiyesiz ahlaksız insan olsam böyle bir şeylerin içine girer mi? Allah aşkına yani. Feridun Bey. Feridun Bey hiçbir şey demedim ama. Feridun Bey bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Efendim benim aklım almıyor. Bakın bir evlat babasına her türlü diyelim ki dolduruldu. Her türlü iftirayı atar. Evet. Bu nasıl bir Allahsızlık? Olmayan bir şeyi nasıl babana, öz be öz babana söylersin? Ben bu konuda beni ikna eder misiniz lütfen? Nasıl oluyor da evlenmiş artık, belki yakında bir çocuğu olacak, bilemiyorum. İnşallah. Yani nasıl bir evlat babasına beni taciz etti, sizi dinlediğimde iftira diyorsunuz ama kızınızı dinlediğimde benim babam içkili gelirdi ve beni taciz ederdi diyor. Şimdi benim burada ne söylememi bekliyorsunuz?
Anlayamadım. Ben çok üzgünüm. Ne söylememi bekliyorsunuz? İnanılmaz üzgünüm. Sizden hiçbir söylemenizi beklemiyorum. Ben sadece kendimi tarif ediyorum efendim. Anladım bu ama. Allah o kadar büyük ve yücedir ki. Bu dünyanın öbür tarafı var. Gerçi bu tarafta da bu var. Bunları yaptıranlar bunları çekecekler. Dediğiniz gibi anneye öflenmez. Hiç bakın ben sapık bir insan değilim. Bunun için istediğiniz kadar raporlar da alınır. Tövbe kontrola tövbe. Da götürülür. Yani bunları sizden dinlemek de bana çok icap veriyor. Çok üzgünüm. Bir baba yani... olarak size bunu... Böyle bir şey olabilir mi efendim? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Ben her şeye katlandım ama inanın samimi söylüyorum buna katlanamadım. Buna katlanamadım. Ben sabahlara kadar Türkiye'nin bütün her yerinden bana telefonlar geldi. Bu ne biçim iştir? Nasıl yapılır? Nasıl olur diye. Yani insanlar, arkadaşlarım, dostlarımız, herkes ya böyle bir insan ben olmam mümkün değil. Böyle bir anne baba zaten Allah affetmez. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nasıl söylenebilir böyle bir kötü bir şey? Bütün aileler, bakın burada benim ailem değil. Bütün ailelerin kızları bu vaziyette. Kendilerinden geçmiş vaziyette. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Bakın dün sizin stüdyonuza duyduğum doğruysa zorla girilmiş. Habersiz ve zorla girilmiş içeriye. Bu insanlar, burada benim kızım gelecekse tek başına gelsin oraya. Ben de tek başıma geleyim. Kızımla beni bir gün yalnız bıraksınlar. Yok, buraya zorla girme gibi. Sizin önünüzde, kimin önünde olursa olsun. Feridun ben evladıma hiçbir zaman hayatım boyunca kaldırmış insanım ne bir sevmiş insan. Böyle bir şey olabilir mi efendim? Dünle ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum Feridun Bey. Buyurun. Biz normal program yaptığımız stüdyoda değiliz. Bu söylediğiniz eğer biz orada program yapıyor iken olsaydı evet bir nebze su götürürdü. Ama biz şu an Beyaz TV ana binasındayız. Burada inanılmaz evet. Sıkı güvenlik var ve buraya zorla girilmesi mümkün değil. Dolayısıyla evet. Benim gözümden kaçan yapımcımın gözünden kaçmaz. Yapımcımın gözünden kaçan diğer arkadaşlarımızın gözünden kaçmaz. Şu anki evet. Binamızı buradaki konuklarımız stüdyoda ki konuklarımız da bildiği için yüzüme bakıyorlar. Gerçekten buraya girmek imkansız. Ha dün belki benim haberim olmadan orada bir telaş yaşanmıştır ve elbette. Konuk alınmıştır ama buraya izinsiz girilebilmesi mümkün değil. Ha daha önce program yaptığım stüdyoları ve buradan sonra gideceğim stüdyoda deseniz doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Ben her şeyin doğrusunu söylüyorum. Ben yalan söyleyebilirim. Özür dilerim. Estağfurullah. Yalan değil. Yanlış aktarılmış. Ya estağfurullah. Olabilir. Peki efendim. Efendim bekleyin. Ceylan hatta Feridun Bey bekleyin. Alo Ceylan. Alo. Duyuyorsun Ceylan. Evet. Ne diyorsun? Bakın Seda Hanım, ben her eve gittiğimde şiddet gördüm. Yani benim beynime silah dayadılar. Ne yapsaydım? Ya bir insan beynine silah dayandığı yere tek başına bir daha girer mi? Ceylan. Bir mantık var mı? Bakın, Ceylan. Çok önemli şeyler söyledi. Beni de eğer kesmezseniz hemen anlatmak istiyorum. Hı. Yani bir kere benim o eve adım atmam bile beklenecek bir şey değildi normalde. Baban şu anda seni dinliyor. Ceylan. Ceylan baban şu anda seni dinliyor yavrum. O zaman dinlesin. Heh. Ben bu kişiden tek kelimeyle tiksiniyorum Seda Hanım. Yani aile demek güven demektir. Eğer güven yoksa zaten aile diye bir şey yoktur ortada. Bu insan beni yıllarca taciz etti. Yıllarca. Bir kere iki kere değil. Yazıklar akrabalarımdan olsun. Biri sana daha beni taciz etti. Nasıl söyleyebiliyorsun böyle bir şey Ceylan? Ve Ceylan. O benim ailem de değil. Hayır, Allah korkusu yok mu içsende çocuğum? Ama ne oldu sana böyle? Yavrum nasıl benim konuşabiliyorsun böyle benim hakkımda çocuğum? Bir cevap hakkı doğdu. Ve bunu kullanmak zorundayım. Onu lütfen ben konuşurken konuşturma onu duymak istemiyorum. Peki çocuğum dinliyorum onu seni dinliyorum. Onu dinlemek dahi istemiyorum. Feridun Bey dinleyin. Dinliyorum yani. Evet dün Ceylan. Burada annem sizin yanınızdayken dünyanın tropik adaları nasıl dolaştığımı anlatıyordu. Yalnız nasıl gezdiğimi dünyaya anlatıyordu. Bugün babam çıkmış tek başına sokağa çıkmazdı diyor. Ya bakın bu insan sizi kullanıyor. Bu insan defalarca Batı'nı kullandı şu anda sizi kullanıyor. Objektif programına çıktı canlı yayında çıktı. Evet biliyorum evlendiğini dedi. Bakın programın bantlarına. Evet biliyorum dedi. Şimdi haberim dahi yok diyor. Benim eşim beni tutkuyla seviyor. Ve ben çok mutluyum. Evliliğimden çok mutluyum. Ve hayatımın hiçbir alanında onu istemiyorum. Onun sesini dahi duymak istemiyorum. Aklıma dahi gelsin istemiyorum. Çünkü Kadir abiden alırım o görüntüleri Kadir Çelik'ten. En güzel yıllarını mahvetti bu insan. Gençliğimin en güzel yıllarını ben onun elinden kaçmaya çalışmakla geçirdim. Asla içki içmedim diyor, yalan söylüyor. Viski içiyordu, rakı. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki. Yanıma geliyordu. Ceylan bir saniye bekle bebeğim. Bir saniye Yaşar sen
çok kötü anlar geçiriyorsun şu an. Gözyaşı döküyorsun. Ben çok iyi hatırlıyorum ki senin de bir dönem Adnan Oktar'la adın anıldı. Doğru mudur bu? Yok. Niye yok. Şu an bu kadar üzüldün? Ne oldu? Üzüldüm çünkü benim de bir kızım var. Benim de bir kızım var. Yani, o mu seni ağlattı? Evet. Yani peki sen şu an Ceylan'a mı gözyaşı döküyorsun, Feridun Bey'e mi? Ceylan'ın babası Feridun Bey'e mi? Ben babasına gözyaşı döküyorum. Hayliye bir baba olarak. Niye gözyaşı döküyor babama? Yani beni taciz ettiği halde onunla görüşse miydim? Onun için mi gözyaşı döküyor? Yani bunu mu tavsiye ediyor bana? Ceylan ablacığım bir İnsanlar gün... İnsanlar böyle mi yapsın? Allah nasip ederse o gün anne olacak. O da bir anne olacak. O zaman anlayacak. Anne olursam yani Allah korusun kızımın babası onu taciz etse bunu evi mi vereceğim? Oraya gelip programa gelip pişkin pişkin gülecek miyim bu anlatıldığında? Böyle mi yapsın insanlar? O zaman hiç kimse ailesinin babasının yaptığı hiçbir şey söylemesin. Bir baba cinayet işlesin bu saklı kalsın. Bir baba kaçakçılık yapsın bu saklı kalsın. Adam öldürsün saklı kalsın. Bu mu yani? Aile bu mu demek? Törelerinizden falan bahsediyor baba. Törelerinde böyle kızını taciz etmek mi var? Bebeğim sen ne kadar güzelleştin deyip onu taciz etmek mi var? Defalarca kaçtım ben onun elinden. Hayretle seni dinliyorum. Ben bu insanı tanımaktan daha utanç duyuyorum. Yani hayatımın tek anından beri onu tanımaktan daha utanç duyuyorum. Tiksiniyorum ondan. Ceylan seni hayretle dinliyorum annem. Tüylerim ayağa kalktı. Şirketin yaptığı hatalar diyor. Yani şirketin yaptığı ufak tefek hatalar. Yani devleti milyonlarca dolar dolandırmak şirketin yaptığı ufak tefek hatalar mı? Ve o şirkette nefes alınsa babamın haberi olur. Bunu da herkes bilir. Herkesi sorsunlar. Bir insan nefes alsa o kişinin haberi olur bundan. Yalan söylüyor. Ben şahidim. Allah Allah. Sözün bittiği Safari yer. Safari bir operasyonu şirketin yaptığı ufak tefek hatalardan mı yani kaynaklandı? Devlet söylüyor bunu. Ben söylemiyorum ki. Peki kısa bir ara veriyoruz efendim. Kısa bir ara. Bir programın daha sonuna geldik. Ben yine yarın buradayım. Gelin ya. Vallahi. Çıkın çıkın gelin.